Sayın Milletvekilim, Sayın Meclis Başkanım, Kadın Kolları Başkanım, Gençlik Kolları Başkanımız henüz teşvik edilir. İlçe Başkanım, İlgenel Meclis Üyem, Belediye Meclisi Grup Başkanımız, İl Başkan Yardımcılarım, basınımızın yüzde temsilcileri, AK Parti İl Başkanlarımızın aylık olarak düzenlediği kahvaltı ve basın açıklaması programına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikli olarak yakın zamanda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda ve sınırlarımız içerisinde hain terör örgütü PKK-PYD'nin kalleşle düzenlediği saldırılarda vatanımızı korumak için canını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı olan gazilerimize acil şifalar diliyorum. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne nöbetçi olması ve yoğun çalışma programı nedeniyle basın toplantımıza katılamayan milletvekilimiz, grup başkan vekilimiz Muhammed Emin Akbaşoğlu'nu sizlere ve Çankırı'da hemşehrilerimize selamlar iletiyorum. AK Parti İl Başkanlığı olarak genel merkezimizin belirlediği 7 Ekim tarihinde başlayan kongre takvimi çerçevesinde ilçelerimizde, beldelerimizde, köylerimizde delege seçimlerimizi gerçekleştiriyoruz. 29 Kasım tarihinde başlayan şölen havasında büyük bir coşkuyla ve birlik beraberlik içerisinde geçen delege seçimlerimiz 14 Aralık tarihinde sona erecektir. Delege seçimleri sonrasında belde kongrelerimiz başlayacak ve arkasından ilçe kongreleriyle devam edecektir. Gerçekleştirmiş olduğumuz delege seçimlerimizin ve akabinde başlayacak kongrelerimizin partimize ve tüm Çankırı'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bir önceki basın toplantımızdan bu zamana kadar olan süreçte milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, Ankara'da bakanlıklar düzeyinde Çankırı'nın ihtiyaçları ve yapılacak projeler konusunda olumlu görüşmelerde bulunduk. Çankırı Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde çalışan personelin 6 aylık çalışma sürelerinin bitimine mütakip ihale sürecinin başlatılması ve en kısa sürede işe başlatılmaları konusunda milletvekillerimizle birlikte girişimlerde bulunduk ve olumlu sonuç aldık. İnşallah ihale sürecinin neticelenmesiyle birlikte Çankırılı hemşehrilerimiz yerinden kaldıkları yerden işe başlayacaklardır. Bu konuda yapılmaya çalışan tevzilatlara halkımızın itibar etmemesini ve bu konuda bilgi edinmek isterler ise Göç İdaresi Müdürlüğü'nden ve bizlerden doğru bilgiyi alabileceklerini belirtmek isterim. Bizler yeni istihdam alanları açarak hiçbir hemşehrimizin işsiz kalmaması için var gücümüzle çalışıyoruz. Kurşunlu'da faaliyette duran seramik fabrikasının yeniden faaliyete geçmesi için milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla Halk Bankası Genel Müdürü ile borç yapılandırması ve yeniden kredilendirme konusunda yaptığımız görüşmelerden olumlu sonuçlar aldık ve bizlere fabrikanın 2020 Ocak ayı içerisinde faaliyete geçeceği müjdesini verdiler. Kış gününde iş imkanına kavuşacak Kurşunlu ve çevre ilçelerindeki vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun dileklerimi iletiyorum. Seçimler sonrasında Salim Çivitçioğlu vekilimizin ve ilgilenen meclis üyelerimizin, ilçe başkanlarımızın ve yönetim kurulu üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilen Çankırı'nın 371 köyünün tek tek gezilmesi ve köylerimizin ihtiyaçlarının tespitiyle yürütülen geniş kapsamlı çalışmanın ikinci ayağı olan ve köy muhtarları toplantımızı 12 ilçemizde milletvekilimiz Salim Çivitçioğlu ve ilgilenen meclis başkanımız Mustafa Çelik koordinatörlüğünde gerçekleştirdik. Oldukça verimli geçen bu toplantılarda köylerimize ziyaretlerden sonra neler yapmışız, 2020 bütçesinde hangi hizmetleri planlamışız, bu konular muhtarlarımızla tek tek görüşülerek istişare edildi. Ayrıca başka talepler olup olmadığı soruldu. Köy muhtarları tarafından oldukça olumlu karşılanan ve yüksek katılımla gerçekleşen bu toplantılardan birinde muhtarlarımızdan bir tanesi uzun yıllardır muhtarlık görevini yürüttüğünü ve ilk defa böyle bir toplantı ve organizasyonun gerçekleştiğini belirterek teşekkür etti. Muhtarlarımızın teveccühleri ve duaları bizleri ziyadesiyle memnun etti. Muhtarlarımıza, vekillerimize ve tüm teşkilatımıza bu güzel birliktelik için teşekkür ediyorum. Köy muhtarları toplantılarımız belirli periyotlara devam edecektir. AK Parti İl Başkanlığı ve yönetimimizle, milletvekillerimizle, ilgilenen meclis başkanı ve meclis üyelerimizle, kadın kolları ve gençlik kolları teşkilatlarımızla, ilçe yönetimlerimizle, belediye meclis üyelerimizle hep birlikte bütün programlara katılım sağlıyoruz ve sürekli olarak halkımızın içerisinde olmaya gayret gösteriyoruz. STK'larla sık sık bir araya geliyoruz ve onların fikirlerini öncelikli olarak değerlendiriyoruz. Halkımızın her türlü sorunlarını dinliyor, çözüm bulma noktasında tüm birimlerimizle, var gücümüzle çalışıyoruz. Şehrimizin her bireyinin sorunu parti ayrımı gözetmeksizin bizim sorumluluğumuz altındadır ve vatandaşlarımızın uğradığı mağduriyetlerle ilgilenmek bizim öncelikli vazifemizdir. İktidar Partisi İl Başkanlığı olarak her zaman iyi ve güzel yapılan işlerin yanında olduk, yanlışın ve halkımızın mağdur edecek icraatların her zaman karşısında olduk. Verilen sözlerin takipçisi olarak halkımızın umudunu taze tutmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın özlü sözü doğrultusunda hayra motor, şerre fren olmaya devam edeceğiz. Parti içerisinde ikame ettiğimiz birlik ve beraberliğimizi zedelemeye yönelik milletvekillerimize ve partimize atılan her türlü iftira ve karalamaların halkımız nezdinde bir karşılığının olmadığına,
ve halkımızın zamanı gelince en güzel cevabı vereceğine inancım tamdır. Biz de Çankırı'mızın kalkınması için kenetlenerek gece gündüz çalışırken, bu birlikteliği çekemeyerek uzaktan yalan yanlış haberler yaptıranların siyaset sahnesinden silinip gideceğinin bir kez daha bilinmesini istiyorum. Amerika Senatosu'nda alınan ve ülkemizi Ermeni soykırımı ile suçlayan kararın yok hükmünde olduğunu belirtiyor ve şiddetle kınıyoruz. Tarihi katliamlarla, köleliklerle doğan zalim devletlerin, hoşgörü ve adaletin sembolü olan Osmanlı Devleti ve Türkler hakkında böylesine asılsız ithamlara bulunmaya hakkı yoktur. Doğu Türkistan'da ve tüm dünyada Müslüman kardeşlerimize yapılan zulmü şiddetle kınıyorum. Türk İslam coğrafyasının tek umudu olan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a ve bu zorlu yolculukta onu yalnız bırakmayan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye Allah'tan sağlık ve uzun ömürler diliyorum. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, davetimize icabet ettiğiniz için siz değerli basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bir sonraki basın toplantımızda buluşmak üzere sizleri nezdinde tüm halkımıza selam ve saygılarımı sunuyor. Hayırlı cumalar diliyorum. Teşekkür ederiz başkanım. Bir soru sorabiliriz değil mi? Sayın Başkanım, belediyede işten çıkarılmakla alakalı evet. Sosyal medya hesabınızda bir paylaşım yaptınız. Evet. Halkımız değiştirmek hususunda mahir bir sözü ne manaya geliyor? Evet. Önümüzde bir erken seçim ihtimali var mı? İsmail Hakkı Esen'in görevden alınması gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Sayın Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen Bey de yapmış olduğu basın açıklamasında şunları söyledi. Beytülmal'a sahip çıkmak bankacıları rahatsız etmiş olabilir. Evet. Susuyorsak edebimizdendir, konuşulacak çok şey var ama susuyoruz. Dün belediye maaşını ödemekten aciz olanların, kredi kullananların bugün konuşmaları suçluluk psikolojisidir dedi. Buna ne dersiniz? Öncelikle biz cümleyi bütünüyle ele aldığımızda orada hani herhangi bir şekilde kesinlikle işte seçim veyahut da herhangi bir kişi... Cümlenin sonu mu başkanım? Ha, yok cümlenin sonu, son kısmı. Ne manaya yani sonuçta yani? Burada şu daha tarihler gelip geçici. Yani burada 5 yıllık sürenin neredeyse 1 yıl sona erdi. Evet. Verilen sözlerin halk sonuçta takipçisi. Her şekilde bunları birebir takip ediyor. Biz de burada verilen sözleri hatırlatmak istedik. Yoksa ki biz kesinlikle kimseyi bir... Çünkü benim zaten söylediğim konular kişilere ilişkin değil, fiillere ilişkin. Yani biz burada... Daha önce de verilmiş olan sözlerin takipçisi olduğumuzu belirtmek istedim. Burada Sayın Belediye Başkanımızın kendi paylaştığı, basında da ilettiği vaatleri var. Açıklamalara ne diyorsunuz? Evet. Belediye Başkanı'nın yapmış olduğu cümle, bütün, söylemiş olduğumuz açıklamalara. Cümle bitireyim mi? Bitirin başkanım. Ha, tamam cümle bitireyim. Tek tek derim ki yani burada tamam. Kısa kesiliyor. Bu şekilde yaparsanız biz kendimizi tam olarak ifade etmemiş oluruz. Siz savunmayın başkanım. Ha. Biz sadece soru cevap verin yeter. Veremiyorum ki. Kesiyorsun anladım. Sen yani. Tamam. Onun için diyorum. İsmail Hakkı Esen Bey, sözümüz söz, emeğin alın terinin ne demek olduğunu en iyi ben bilirim. İşçi kardeşlerim 2500 TL'nin altında maaş alan kalmayacak, unutmayın birlikte başaracağız diye seçim vaadi evet. Kampanyası. Artı bütün işçilere tek tek 30 Mart Cumartesi günü seçim yasaklarından sonra gönderdiği mesajlar. Ve bu, belki bu işten çıkan, bütün işten çıkan arkadaşlara da bu mesaj gitti. Belediyemizin temel taşı olan işçi kardeşim alacağın en düşük maaş 2500 TL olacak. İşinden, aşından ve geleceğinden kesinlikle endişe etme diye mesajını biz burada hatırlatmak istedik. Yoksa kesinlikle biz burada her zaman belirttiğimiz gibi belediyenin yanında olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Ve 3 gün önceki belediye meclis toplantısında orada kendilerine söylendiği zaman işte 2500 lira maaş neden yapmıyorsunuz diye sorulduğunda ben işte 200-300 işçiyi işten çıkarayım. Öyle yapalım ama ben böyle bir şey yapmayacağım. Böyle bir şey yapmayı düşünmüyorum. Dedikten sonra böyle bir beyanda bulunması, böyle bir anda hemen acil bir şekilde öncelikle 30 kişiye yakın kişinin çağrılarak ve sonrasında peyderpey yine bunun 100 üzerinde kişi olacağı konusundaki bilgilerde bize ulaştı. Biz buna doğal olarak ya bu kim de olursa olsun biz hani partisiz ayrı değil. Hani bizim kendi partimiz olmuşsa onlara da biz bu şekilde tepkimizi göstermişizdir. Ayrıca burada bu arkadaşlar çalışanlar en az 5 yıllık, 6 yıllık, 10 yıllık çalışanlar. Burada da maalesef işte bu konuyu çok iyi bilen kişiler bunlar sanki THP'den geçici çalışan işçilermiş gibi anlatmaya çalıştılar. Bunlar da bizi çok üzdü. Biz burada sadece ayrıca o konuda yine başka bir paylaşımda bulundum. Yani sabah kalktım işte 10 Aralık tarihi, bir saatler günü. Şimdi herkes bir şey paylaşıyor.
İçinden gelmedi yani. Şimdi bakıyorsun işte arayanlar, işte başkanım biz mağdur edildik biz işte falan. Ben de orada doğal olarak dedim arkadaş ya bu böyle bir durumda. Kusura bakmayın falan diye de eklemişiz. Yani böyle bir ortamda israfla birini paylaşmak, ikiyüzlülük pek içinden gelmedi yani. Kusura bakmasın. Peki başkanım, İsmail Hakkı'ysan beyin söylemlerine ne diyorsunuz? 500 mala sahip çıkmak rantiyecileri rahatsız ediyor. Rantiyeci misiniz? Sağ ol. Ya bunu iddia sahibine sormak lazım. İddia sahibi iddiasını ispatla mükelleftir. Eğer ispatlayamazsa müfteridir. Hani söyleyecek çok sözümüz var ama sorun. Ben 15 gündür, pardon 15 yıl boyunca belediye meclisine devam ettirdim. Allah'ın akıyla. Eğer bir kuruş rantiye yaptığımı iddia eden varsa ben görevimi bırakmaya hazırım. Son bir kelamla bitireceğim. Bu aynı erdemliliği bu iddiayı bulan kişilerde beklerim. Yani böyle bir kesinlikle bizim öyle bir durumumuz yok. Biz sadece bakın biz kimseyi bir kararmada yapmadık. Yani biz sadece bir cümle kurduk. Sadece böyle bir ortamda yani yapılan hizmetlerin isminin değiştirilmesi konusunda biz bunları ilettik. Ama karşılığında bizim hiç haksız ya böyle ya bu kadar gürültü çıkartmıyor. Ya ben şaşırdım ya gerçekten. Yani bu kadar ne bileyim işte bizim geçmiş dönemdeki işte falan filan. Yani biz her şekilde verilecek hesabımız yok. Ha hesap soracaklarsa ilgili kişilerden veyahut da ilgili makamlardan sorabilirler. Biz bunun konuda da bizim bir çekincemiz yok. Çok peki başkanım son bir şey ekleyeceğim. Bitireceğim ben hemen. Malum olduğu üzere siz bu açıklamayı yaptınız. Ondan sonra acaba artı AK Parti içerisinden size şöyle bir söylemde bulunanları evet. Oldu. Belediye meclis üyesiydiniz ama belediye meclis toplantılara katılmadınız. Evet. Hatta seçim çalışmalarında görev almadınız. Evet. Kusura bakma diye böyle bir evet. Mesaj atanlar da olup buna ne diyorsunuz? Öncelikle o basında o mesajı paylaşan arkadaşın ne kadar seçim çalışmasında bulunduğuna da bakmak lazım. Belki katılmadığı için bizi görmemiş olabilir. Yani doğrudur yani. Görmemiştir. Yani burada yani partimiz gözüküp de partimizin her kanadına içimizden gözüküp de en büyük zarar veren kişilerin böyle paylaşım yapmasını da ben esefle karşılıyorum. Biz 3 dönem 15 sene boyunca son birkaç senesinde işlerimiz yoğunluğu sebebiyle katılama durumu olmuş olabilir. Burada ama kesinlikle biz belediyede bağımızı kesmedik. Oradaki arkadaşlarımızla devamlı irtibatlarımızı sürdürdük. Ve seçim çalışmasında da yani bizim arkadaşlarımız şahit. Bizim katıldığımız işte buradaki programlar hatta belediye meclis üyelerine aday olan kişilerin katılmadığı toplantılara biz katıldık. Burada Murat Kurum Bakanımızın geldiğinde olsun işte diğer mahalle toplantılarında olsun. Diğerlerinde biz hepsinde de bulunduk. Ben onu da kabul etmiyorum ya böyle bir şey. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Evet. Teşekkür ederiz Sayın Başkan. Evet. Kıymetli İl Başkanımız, İl Genel Meclisi Başkanımız, Merkez İlçe Başkanımız, Kadın Kolları Başkanımız, Belediye Meclisi Grup Başkanımız, İl Meclisi Üyemiz, Belediye Meclisi Üyemiz, kıymetli basın mensupları. Ben de hepinize öncelikle saygıyla selamlıyorum. Hayırlı cumalar olsun. Tabii Sayın Başkanım ayda bir toplantı şeklinde söylüyor. Senenin de sonu oluyor. Bu senenin son itibariyle son basın toplantımızı gerçekleştirmiş olacağız Allah'ın izniyle. Ben şöyle 24 Haziran'dan bugüne kadarki süreçte bir kısa da olsa değerlendirme yapmak isterim. Malum 24 Haziran 2018'de halkımızın teveccühüyle AK Parti'den iki tane milletvekili olarak seçildik. Gittik meclise yeminimizi ettik. Daha sonra meclis kapandı. Ekim başı itibariyle başladıktan sonraki süreçte grup başkanlığımız Muhammed Emin Akbaşoğlu Bey'e görev verildi. Kendisi hem ülke siyasetinde yoğun bir şekilde çalıştığı Çankırı'ya katkı sundu. Bizler de elimizden geldiğince yerel siyasette biraz daha yoğunluk kazanarak katkı sunmaya çalıştık. Tabii süreçte bir yerel seçimler süreci yaşandı. O yerel seçimler münasebetiyle aday adayları, belediye meclis adayları, il genel meclis adayları derken 3. aya kadar böyle bir çalışma yaptık. 31 Mart'ta da neticelendikten sonra İstanbul süreci yaşandı. İstanbul'daki seçimlerin yenilenme süreci yaşandı. Biz de tabii partimizin talimatları doğrultusunda İstanbul'da da çalışmalarımızı yaptık. Burada da İstanbul'daki kardeşlerimizle ilgili çalışmalar yaptık. Tecelli eden sonuç ortadadır. Hayırlı olsun. O süreçten sonra malum biliyorsunuz meclis tekrar tatile girdi. Ekim 1 itibariyle başladık. Ve oradan itibaren de Çankırı'mız için daha fazla yoğun bir mesai harcayarak Çankırı'ya yapılacak hizmetlerle ilgili daha detaylı bir çalışmaya başlayarak memleketimize hizmet etmek için yolumuza devam ediyoruz. Bu süreçte neler yaptınız? Bu süreçte Çankırı'da çok şeyler yapıldı kıymetli arkadaşlar. Tabii ülkenin
10 Ağustos 2018'de ekonomik manipülasyonla ilgili yaşadığı durumdan, türbülanstan çıkması zaman aldı. Ve elhamdülillah biz bunu aştık. O ekonomik sıkıntılar münasebetiyle tabii ki tasarruf tedbirleri daha çok ön plana çıktı. Burada da yeni yatırımların planlanması askıya alındı. Eskiye yapılan projelerle, planlarla ilgili de çalışmalar ağır bir şekilde devam ettirildi. Ama elhamdülillah biz boş durmadan Çankırı ile ilgili ne yapabiliriz, nasıl katkı sunabiliriz, nasıl bir çalışma yapabiliriz diye yolumuza devam ettik. Bunların arasında at karacalarda gideniniz olmuştur. Ercan Bey, Turan Bey orayı devamlı gören kardeşlerimiz, diğer arkadaşlarımızdan da gören olmuştur. Jeotermal bir kaynak bulabilmek için orada bir sondaj yaptırdık. Arkadaşlar, MTA orayla ilgili çalışmayı sonlandıracağı noktada biz milletvekilleri olarak devreye girdik ve dedik ki burada bir çalışma yaptıralım. Burada bir sıcak su bulursak, Çavundur'un hemen karşısında bir nokta, biz burada jeotermal kaynaklarla seracılığı geliştirelim ve Çankırı'mızda tarımda alternatif tarımı daha fazlalaştırmak adına bu işe girelim diye koyulduk. 3100 metreye indiler ve orada 3100 metrede 64 santigrat derecelik bir sıcaklığa, suyun sıcaklığına ulaşıldı. Ama 8-9 litre bölü saniyelik bir debi olması yeterli olmadığı için burası kaldı. Ama biz yine boş durmadık. İl başkanımız, il genel meclisi başkanımız, Kurşunlu yöresinden orada işletme sahibi olan kıymetli il genel meclisi üyemiz, tarım il müdürümüz ve il genel sekreterimizle beraber MTA'ya tekrar gittik. Çavundur'da malum biliyorsunuz bir kaplıcamız var. Kaplıcanın oradan çıkan 77 litre bölü saniyelik bir debisi olan suyumuz var. Biz bu suyla ilgili debi artırmak ve orada başlamış olduğumuz düşünceyle ilgili seracılık yapabilmek adına tekrar MTA'dan bir destek istedik. Maden Teknik Arama Enstitüsü'nden. Sağ olsunlar, onlar da öyle bir desteğe veriyorlar. Şu anda teknik çalışmalar teknik arkadaşlarımız tarafından yapılıyor. Orada da sondaj çalışmalar yapılır. İnşallah Çavundur bölgesini eğer ki suyla ilgili sıkıntı ve debiyle ilgili sıkıntı çıkmazsa jeotermal kaynaklarla seracılığın olabileceği bir alan haline getirmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz kıymetli arkadaşlar. Karayollarıyla ilgili malum geçen basın toplantısında sizlere söyledik. 25 tane noktayı tek tek gezdik. Bu projelerin hepsi şu anda bizim elimizde. Bunlarla ilgili de Ulaştırma Bakanlığımızdan bütçeden daha fazla ödenek alabilmek adına bir yoğunluk içerisindeyiz. Burayı da takip ediyoruz. Bu işlerle ilgili de ilgileniyoruz. Malum biliyorsunuz Çankırı'mızda Makine Kimya Enstitüsü'nün büyük bir fabrikası var. %70'lere geldiğimiz savunma sanayi ile ilgili burada kapasite artırımı ve bunun yanında kapasite artırımıyla beraber istihdamı fazlalaştırmak adına da çalışmalarımızı Ankara'dan takip ediyoruz kıymetli arkadaşlar. Geçen yine bu jeotermal kaynakla ilgili süreci oturalım, konuşalım derken bir fikir çıktı. Ve bu fikir doğrultusunda Sayın Tarım İl Müdürümüz dedi ki 1004 metrekarelik kapalı alanda 10 tane serayla ilgili bir proje yapalım Sayın Vekilim. Hay hay, ama bunu biz alabilir miyiz? Yıl sonu geldi. Alabilme imkanımız var mı diye sordu. Biz de tabii biliyorsunuz Tarım Komisyonu üyesi olmamız münasebetiyle bu yazıyı Ankara'ya gönderttirdik ve takipçisi olduk. Şu anda da özel idaremize bu konuyla ilgili 500 bin liralık bir para geldi arkadaşlar. Yani 10 tane çiftçimiz 1004 metrekare kapalı alanda sera yapacak. Ve bu serada da ürünler üretecek. Aşağı yukarı 70 bin liraya mal olan bir sistem. Bunun %75'ini Tarım İl Müdürlüğü hibe olarak veriyor kıymetli arkadaşlar. Elhamdülillah. Yani Çankırı'yla ilgili elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Burada Handırı göletimiz vardı. Handırı göletiyle ilgili elhamdülillah oranın da işlerini bitirdik. Şu anda sulama suyuyla ilgili Çankırı'mıza hizmet veriyor. Malum biliyorsunuz devlet hastanemizin yeriyle ilgili bir konu vardı. Bununla ilgili arkadaşlar çalışıyor. Ama ben şu anda kalbimden geçeni de sizlerin huzurunda kamuoyuyla da paylaşmak istiyorum. Yeni bir gelişme oldu. Askerlik şubemiz yeni yapılan hükümet konağına taşınıyor. Hükümet konağına taşınması münasebetiyle askerlik şubesinin bulunduğu alan boşa çıkıyor. Ora boşa çıkınca nasip olursa bunu Sağlık Bakanımıza da gittik, görüştük.
jandarmanın olduğu yerle ilgili buraları birleştirip hastanemizin olduğu noktaya, oraya yeni hastane yapabilir miyiz diye bir düşünce içerisindeyiz. Bir çalışma içerisindeyiz. Aynı zamanda her Ankara'nın oradaki zemin etüdü çalışmalar devam ediyor. Ama bununla beraber de alternatif yer arayışıyla ilgili de bu düşüncemiz devam ediyor. Şunu söylemek istiyorum. Evet, hastanemiz belki şu anda yeterli olmayabilir. Yatak kapasitesi anlamında söylüyorum. Hizmet anlamında söylemiyorum. Yeterli olmayabilir. Ama bir işi yaparken içimize sinsin. Kamuoyunun vicdanında da sıkıntı olmayacak. Herkesin de kabullenebileceği bir şey olsun diye uğraşıyoruz. Zaman geçiyorsa bunun için geçiyor. Onun haricinde işi takip etmemek, kovalamamak, koşturmamak şeklinde bir durum yok kıymetli arkadaşlar. Bunun da özellikle bilinmesini istiyorum. Tabii biz Kuzkay'la da İl Genel Meclisi Başkanımız orada bu kurumda üye arkadaşımız. Çalışmalarımız devam ediyor. Sokak sağlıklaştırılması ilgili kültürel ve manevi tarihi özelliği olan noktaların tekrar restorasyon yapılmasıyla ilgili 9 milyon liralık bir bütçe çıkartıldı. Bunlardan bir tanesi de Çerkeş ilçemizdeki Işıklar Konağı'dı. Orayla ilgili de kıymetli bakan yardımcımız Nadir Alparslan Bey geldi. Orada sözleşme imzalandı. Yeri de inceledi, baktı. İnşallah Çankırı'da bu işler hem belediyemiz marifetiyle hem de özel sektörle yapılmaktadır. Bunların da birebir takipçisiyiz. Bunun da bilinmesini istiyoruz. Kıymetli başkanım sağ olsun söylediler. Biz malum biliyorsunuz Haziran ayından buradaki tatil döneminde meclise gidene kadarki süreçte köylerimizin hepsini tek tek gezdik. Buralarla ilgili notlarımızı aldık. İl genel meclis üyelerimiz sağ olsunlar, ilçe başkanlarımız sağ olsunlar. Hepimiz notlarımızı aldık. Geçen iki hafta önce de Sayın Başkanımızın da söylediği gibi ilçelerde muhtarlarımızın hepsini toplayarak toplantı yaptık. Katılım en az %95 arkadaşlar gittiğimiz her noktada. Bunu söyleyeyim size. Ve yaptığımız toplantının özü şudur. Biz köylerinize geldik. Siz bize taleplerinizi ilettiniz. Biz sizin bu taleplerinizle ilgili neler yapabildik, neler yapamadık, neleri yapmakla ilgili 2020 bütçesine yazdık. Bunların hepsini tek tek yazdık, söyledik. Arkadaşlarımızın, muhtarlarımızın da düşüncesini aldık. Allah nasip ederse bu süreçle ilgili de bunu takip ettiğimize dair 2020'nin 6. ayın sonu veya işte 6. ayın başı o süreçlerde tekrar her 6 ayda bir toplantı yapmak üzere muhtarlarımızla sözleştik. Yani şunu demek istiyoruz. Çankırı'nın her noktasında varız. Kılcallarında da varız. Atardamanla da, Toplardamanla da her yerde varız. Vatandaşımızın derdiyle dertlenmek bizim için bir mutluluktur, bir onur meselesidir. Bize zaten görev verilmesinin sebebi de bizim işimiz, bizim sıkıntılarımız, bizim dertlerimizin giderilmesine çalışın. Bunları gerçekleştirin. Biz de sizin arkanızda olalım şeklindedir. Biz de elimizden geldiğince bunları yapabilmek için uğraş veriyoruz, zaman harcıyoruz, gayret harcıyoruz. Bunun özellikle bilinmesini istiyorum. Geçen seferki toplantıda, basın toplantısında sormuş olduğunuz yüzme havuzu. Yüzme havuzu ile ilgili arkadaşlar 2020 yılında inşallah çalışmaya başlayacak. Nasip olursa, ihale yapılırsa da inşaat aşamasına doğru adım adım ilerliyoruz. Sayın Bakanımız sağ olsun bu konuda bizlere destek verdi. Yüzme havuzu olmayan il olarak bu konuda desteğini esirgemedi. Yatırımlar noktasında frene basılmasına rağmen. İnşallah bunu da bir şekilde halletme noktasına doğru adım adım ilerliyoruz. Şimdi ne yapıldı? Ya elimizden geleni yapıyoruz. Gücümüz yettiğince, aklımız erdiğince, gidilmesi gereken hiçbir noktada ya benim burada ne işim var? Ben buraya dün gitmiştim, bugün bir daha gitmeyeyim. Ayıp olur, yüzümüz eskidir gibi bir düşünceye sahip değiliz. Ben Çankırı için sabah da giderim, öğlen de giderim, akşam da giderim. Halkımız bize bunun için oy verdi, bunun için oraya gönderdi. Ben Çankırı için ne yapılması gerekiyorsa sonuna kadar gayretimin hepsini sarf ederim. Böyle bir nefsani düşüncem kesinlikle ve kesinlikle olamaz. Şimdi kıymetli arkadaşlar, Atkaracalara 20 yataklı devlet hastanesi için ihaleye alınmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çevre Bakanlığı desteklerinden orayı faydalandırıyoruz. Araç olsun, işte proje karşılığı, nakdi yardım olsun, buradan faydalandırıyoruz. Orada biliyorsunuz tarımla ilgili geniş bir alan olduğu için ofis büyük bir alan kaplıyor. Biz lisanslı depoculuk yapılmasıyla ilgili Toprak Mahsulleri Ofisi'ne bunu söyledik. İhalesi yapılacak ama bir yatırımcı gelip burayı alması gerekiyor. Biz o yatırımcıyla ilgili arkadaşlar konuşuyorlar. İnşallah ihale yapılacak. Nasip olursa da oraya bir lisanslı depoculuk yaptırtacağız. Gelip geçerken dikkat eder misiniz bilmiyorum. Atkaracaların
merkezin yani ana yoldan geçerken elektrik yok, aydınlatma yok. Aydınlatmayı birebir takip ediyoruz. Bunların takibindeyiz. Malum arada biliyorsunuz Hoşistanlar türbemiz var. Asker balıklarımızın olduğu nokta var. Buralara sayın kıymetli büyüğümüz Kültür Bakanımızı götürdük. Oralarla ilgili yenilenme, restore edilme ve oraları daha fazla turizme katkı sağlayabilme adına çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanında Korgun ilçemizde. Korgun'da biz çöp toplamayla ilgili sağ olsun kıymetli başkanımız köylerimizde çok büyük destek veriyor. Biz de onun bu yapmış olduğu desteklere destek anlamında karşılık verebilmek için Çevre Bakanlığı'ndan istediği talepleri yerine getirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Seçimlerden önce biz organize sanayi bölgesine asfalt sözü vermiştik. Elhamdülillah seçimlerden sonra da biz bu işlemi yaptık. Yani parti ayrımı gözetmeksizin Korgun ilçemize söz verdiysek sözümüzü yaptık. Bunlardan birisi de Yapraklı'dır. Yapraklı ilçemize malum Korgun'a şunu da söyleyeyim. İlk aşamada proje karşılığında 250 bin liralık bir nakdi yardım da yapıldı. Yapraklı ilçemizde de yapıldı bu. Hiç fark etmedi. Geçen Çevre Bakanımızın yanına gittiğimizde Yapraklı ilçemize yine 100 bin TL'lik bir proje karşılığında nakdi yardım sağladık arkadaşlar. Bizim birini birinden, diğerini ötekinden ayırt etme gibi lüksümüz yok. Orada da yaşayan bizim vatandaşımızdır, burada da yaşayan bizim vatandaşımızdır. Oy verenin de milletvekiliyiz, oy vermenin de milletvekiliyiz. Böyle bir anlayışımız söz konusu değildir. Korgun ilçemizde yine Karatekin göletimiz var. Bu sene ihalesi yapıldı. Çankırı'da yapılan 3 tane ihale var arkadaşlar. Birisi sıfırdan yapılan ihale, Çerkeş'te. İkisi de tamamlama ihalesi. Birisi Korgun ilçemizde Karatekin göleti. Diğeri de söyleyeyim, tekrar söyleyeyim. Orta ilçemizde Kalfat göleti. Biz bunların da birebir takipçisiyiz. Yapraklı ilçemizdeki yollarda sağ olsun bölge müdürümüz, Karayolları Bölge Müdürümüze gittiğimizde sağ olsun Yüklü Köy'ün oradaki kavşağın yeniden yapılanmasını gerçekleştirmekle ilgili talimatlandırdı. Ve elhamdülillah oradan aşağı yukarı 20-25 tane köye giren vatandaşımız emniyetli bir şekilde geçişi sağlanıyor. İnşallah cezaevinin önündeki bu es çizerek geçen yolu da Sayın Karayolları Genel Müdürümüze ve Sayın Bakanımıza ilettim. Orayla ilgili Allah izin verirse iklim şartları el verdiği zaman yani bununla da büyük bir ihtimal 4. ay olacak. 4. ay itibariyle oranın da sıcak asfaltla geçişini hemen cezaevinin önündeki yolun hemen yanında yolla sağlayacağız. Düz bir şekilde geçişi sağlayacağız. Ayrıca makine kimyanın hem lojmanlarına hem de fabrikaya giriş çıkış o yoldan sağlanacak. Bunu da takip ediyoruz. Kızdırmak ilçemizde malum biliyorsunuz tahıl ambarı. Burayla ilgili hem arpa buğday fiyatlarının hem de çertik fiyatlarının belirlenmesinde toprak mahsulleri ofisimiz genel müdürüyle devamlı istişare halinde oldu. Geçen sene bilmiyorum basında siz de yer aldım ama çok varyansın oldu çertik fiyatlarının düşük olması ile ilgili. Ama bu sene ofisimiz rakam açıklayarak çiftçimizin çertik fiyatlarının daha yüksek bir rakama gitmesiyle ilgili katkı sundu. Bunların da birebir takipçisi olduk. Yine Çevre Birliği'nden oraya hizmet araçları ve nakdi yardımlarda bulunması adına çalışmaları yaptırıyoruz, yaptırmaktayız. Malum Kızdırmak ilçemizle ilgili su sıkıntısı geçen seneye kadar had safhadaydı. Köylerimizin hepsi aşırı derecede sıkıntı yaşadığını bizlere şikayetlerini ileterek belirtiyorlardı. Ama elhamdülillah bunların hiçbirisi kalmadı. Orada su sıkıntısı sadece şu var. Hidaş isminde bir hidroelektrik santral var. O hidroelektrik santralinin yapımıyla ilgili de arkadaşlar o sanat yapılarının hepsini düzgün bir şekilde gerçekleştirememişler, yapamamışlar. Bundan dolayı da çiftçilerimiz şu anda orada mağdur. Bununla ilgili hem genel müdürümüz, devlet su işleri genel müdürümüz, il başkanımızla beraber giderek hem de devlet su işleri bölge müdürümüz bilgilendirilerek karşı taraf yani firma çağrıldı. Sıkıntılar, şikayetler köylerimiz tarafından anlatıldı ve şu anda çözüm için arkadaşlar sahada çalışıyorlar. Bunun da özellikle bilinmesini istiyorum. Bayramören ilçemizde yine oralara da gittik. Köy yollarımızla ilgili asfalt çalışmalarını orada muhtarlarımızla beraber konuştuk. İlçe merkezinde vatandaşımıza selam verdik. Şimdi köylerimizi gezdiğimizde en büyük problemlerden birisi kıymetli arkadaşlar. Elektrik direklerinin ahşap oluşu ve onların hiçbir şekilde ekonomik ömrünün kalmamış. Yani tabiri caizse şöyle söyleyeyim. Telleri direkler tutmuyor. Direkler sallanıyor, teller tutuyor. Böyle bir durumdayız. Bunu da geçen nöbetçi bakanlık sistemi malum biliyorsunuz mecliste başladı.
Hem il başkanımız hem il genel meclis başkanımızla beraber gittiğimizde sayın bakanımıza arz ettik. Ve bununla ilgili ya öyle şey olur mu dedi. Dün beni buradaki Mehmet Fahri Yapıcıoğlu müessese müdürümüz aradı. Sayın vekilim sizinle bir toplantı yapacağız. Bölgesel bir toplantı yapacağız. Bölge müdürümüzle beraber. Çankırı'daki elektrikle ilgili komple sıkıntılar nedir? Bunların giderilmesiyle ilgili nasıl yol alırız? Sizden zaman ve tarih bekliyoruz dediler. İnşallah bunun da takipçisi olacağız kıymetli arkadaşlar. Şimdi Eldivan ilçemiz. Eldivan ilçemiz bizim Sayfiye bölgemiz. Yeşil bir alan, oksijeni bol bir alan. Burayla ilgili bir TOKİ çalışmamız oldu. Şunun özellikle bilinmesini istiyorum. Türkiye'de bu sene 2019 senesi içerisinde TOKİ hiçbir ihale yapmadı arkadaşlar. İhaleye çıkmadı. Eskiler hariç sıfırdan ihaleye çıkmadı. Sadece ve sadece Eldivan'da çıktı. Bunun da olma sebebi TOKİ'nin orada konutlarının olmamasıdır. Ve bizim de biraz hani derler ya taşı delen suyun gücü değil damlaların sürekliliğidir. Biraz fazla gidip geldik. Biraz fazla taciz ettik tabiri caizse. Ve elhamdülillah bu konuda da bir netice alarak 94 tane konutluk TOKİ'yi inşallah Eldivan'ımıza kazandırdık. Şu anda arkadaşlarımız talep toplama durumundalar. Onları da yaparak bir noktaya getirecekler. Yine orada nöbetçi bakanlık sisteminde Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu ziyaret ettik. Eldivan ilçemizle ilgili hükümet konağımızın yapılamadığını, bunun bir an evvel Eldivan ilçemize kazandırılması gerektiği yönünde bir talebimizi ilettik. Bekleyen bir projeydi bu. Sağ olsunlar bizlere destek verdiler ve Eldivan'daki hükümet konağımızla ilgili 1,5 milyon lira para hesaba geldi. 5 milyon lira aşağı yukarı bir para gelecek. Tabii ihale sürecinin ne olur nasıl olur onu biz bilemeyiz. Eldivan ilçemize de bir hükümet konağını kazandırıyoruz kıymetli arkadaşlar. Bunun yanında yine karayolları bölge müdürümüzle konuştuğumuz Eldivan'a giriş kavşağı. Bunlar takip ediliyor. Bunların hepsinin birebir takipçisiyiz. Yine Karadere göleti var Eldivan'da. Güzel bir göletimiz. Oradan kapalı sistem sulamayla ilgili devlet su işlerine olmayan ödeneği sokturduk aşağı yukarı. 2 milyon liralık yani eski parayla 2 trilyon liralık bir iş. Bunu da takip ediyoruz. Eldivan içerisindeki çay ıslahını inşallah nasip olursa gerçekleştireceğiz. Sağ olsun Eldivan Belediye Başkanımız girişken bir kardeşimiz. Devlet su işlerinden bir tane de dozer desteği aldık. Arkadaşlar işte ekonomik ömrünü doldurmuş ama yapımı, tadilatı, tamiratı yapıldı. İlçemizde kullanılmak üzere de bir tane dozer teslim edildi. Halkımızın kullanımına verildi. Bir de en önemli konulardan birisi, bunu biraz sonra söyleyeyim, bekletelim. Şabanözü ilçemizle ilgili de trafo merkezimiz vardı, 50 kahvalık. Bunu ihalesi gerçekleşti, organize sanayinde. İnşallah yarın bir gün temel atılacak ve elektrikle ilgili biliyorsunuz orada Şabanözü organize sanayimiz var. Bir ucu bu tarafta, diğer ucu da yakın kent organize sanayine, Tüneydeki organize sanayine kadar gidecek. Ve elektrikle ilgili dalgalanmalarda fabrikalarımız bir sıkıntı yaşamayacak. Göletlerimiz var orada iki tane. Şabanözü göleti, Gümerdeğin göleti var ama oradan ziyade diğer iki gölette sulama, kapalı sulamayla ilgili aşağı yukarı 20 milyon liralık bir yatırımı projeye ve ödeneğe aldırmanın derdi takip içerisindeyiz. İle ilgili o programa, plana aldırmanın derdi gayreti içerisindeyiz. Malum bizim Şabanözü ilçemizden Çubuk ilçesine, daha doğrusu Ankara'ya o sıkıntılı yolda, problemli yolda günlük 4000 tane araç geçiyor arkadaşlar. Bu rakam bazen 4400'ü de buluyor. Zaten 3500 ve 3700'ün üzerine geçildiği noktada genişletilmiş yol olarak yapılma mecburiyeti var. İnşallah bunların da birebir takipçisiyiz. İkinci etap TOKİ ile ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Orada biliyorsunuz fişek fabrikalarımız var. 3 tane. Sağ olsun Mustafa Varank bakanımız geldiğinde oraları gördü, gezdi ve o bölgeyi mühimmat organize sanayi bölgesi olarak ilan ettirmenin derdindeyiz arkadaşlar. Yani o bölge haricinde mühimmatla ilgili bir yatırım yapılacaksa başka yere yapılamayacak. Şabanözü'nde yapılacak. Buna çalışıyoruz. Biz dersimize çalışıyoruz. Yani işte ne yapıyorsunuz? Bunları yapıyoruz. Takdir edersiniz, etmezsiniz. Ona da bir şey diyemem ama elimizden geldiğince çalışmalarımıza devam ediyoruz. 20 yataklı devlet hastanesi ihalesi orada gerçekleşti. Bitiyor inşallah. Arkasından Ilgaz ilçemizde biliyorsunuz Yıldıztepe Kayak Merkezimiz var. Orayı belediyemiz işletmeye aldı. Bütün oradaki müştemilatlarla beraber. İnşallah biz bu çalışmayı devam ettiriyoruz. Orada Telesiyaj ile ilgili Kültür Bakanımızdan bir talebimiz olmuştu. 1 milyon 250 bin euroluk yeni bir Telesiyaj. Yeni derken modeli daha ileri
ve kabinli bir telesiyer. Çünkü oradaki açık sistem, insanlar aşağıdan yukarı çıkana kadar hava şartları, iklim şartları üşüyorlar. Kayakçılarımız terli bindiği için hastalanma ihtimalleri var. Daha ergonomik bir alan oluşturabilmesi adına bunların çalışmasını yaptık, takip ettik. Dün itibariyle 4,5 trilyon yani 4,5 milyon özel dairenin kasasına geldi. İnşallah tamamı da gelecek. Biz orada telesiyerci yenileyip işte Ankara'nın banyosu olarak Çankırı'ya, Yıldıztepe'ye hem kayakçılarımızı getireceğiz. Hem kışın tatilini geçirmek isteyen vatandaşlarımızın gelmesine daha fazla katkı sunabilmek için oranın rehabilite edilerek, daha fazla reklamının yapılarak ve daha fazla orada zaman geçirecek bir süreci yaşatabilecek. Kışın da yazın da. Yazın da macera parkuruyla. İşte orada bir zipline'ımız var. Türkiye'nin en uzun zipline'ı. Rotahane geldi arkadaşlar. Rotahane işte Sayın Bakanımızın eşlerinin himayesinde her ili ünlüsüyle geziyoruz programı adı altında. Rotahane buraya geldi. Ünlülerimiz de geldi Çankırılı. Bunun haricinde Çankırı'yı merak eden ünlüler de geldiler. Ve şehrimizden çok memnun ayrıldılar. Ben bu konuda hanımefendiler görev aldılar. Başta eşim olmak üzere Sayın Valimizin eşleri, Sayın Emniyet Müdürümüzün eşleri, Mehtap Hocamız, arkasından Kadın Kolları Başkanımız bu konuyla ilgili gerçekten çok detaylı çalışma yaparak onların buraya geldikten sonraki süreçte daha fazla yüzlerinin gülmesine ve Çankırı'nın akıllarda kalmasına imkan tanıdılar. Ben huzurlarınızda da onlara teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu rotahane durumu Çankırı 10. il olarak gerçekleşti. Yani Çankırı kültürel, tarihi yapısıyla ilk 10'a girebilecek bir durumda mı? Demek ki uğraşılırsa bir şeyler oluyor arkadaşlar. Ve Çankırı şu anda gündemde. Ben de Face sayfamdan bununla ilgili bir açıklama yaptım. Çankırı'yı keşfetmeye var mısınız diye. Bugüne kadar olmayan bir rakam çıktı. 124 bin kişideydi en son baktığımda. Bu kadar insan burayla ilgili o NTV'de çıkan 2 dakikalık süreçte Çankırı'nın tanıtımını izlemiş batmış. Ne kadar gurur verici bir olay. Bizim bunları yapmamız lazım. Çankırı adına bu işlere sahip çıkmamız lazım. Tabii ki Ilgaz'da bu işle ilgili çok önemli bir nokta. Oraya gelen misafirlerin hepsi, kıymetli Kadın Kolları Başkanımız orada yanlarındaydı. Zipline hepsi bindi. Değil mi? Bizim hanımefendiler binemediler. İnşallah onları da götüreceğiz. Korktunuz mu? Yani şunu söylüyorum. Çankırı'da keşfedilmemiş bir sürü nokta var. Bunları beraberce belli bir yerlere toplayacağız ve insanlarımızı bu noktalardan hem Çankırı insanı tanımasını hem de Çankırı ile ilgili ilgi duyan ne var Çankırı'da, nasıl gideriz de orada vakit geçiririz, tarihi, turistik özellikleri nelerdir, bunları nasıl görürüz, bu çalışmaların yaygınlaşması, yayılması lazım. Bu da dirlik ve birlik olur arkadaşlar. Bu bizim muhabbetimiz de olur. Bizim Çankırı'yı sahiplenmemiz de olur. Başka bir şekilde olmaz. İnşallah bunları yapmaya devam ediyoruz. Tabii orada yine belediyemize Çevre Bakanlığı marifetiyle hizmet araçları aldık. Nakdi yardımlar oldu projeler karşılığında. Bunların da birebir takipçisiyiz. Çerkeş ilçemiz. Çerkeş ilçesi malum bu dönem biliyorsunuz göz bebeğimiz gibi bir noktamız. Malum bizim belediyelerde, yerel seçimlerde birinci olan bir ilçemiz. Bu ilçemizle ilgili sağ olsun Turan Bey de bugün buraya gelmiş. Teşekkür ediyoruz basın toplantımız münasebetiyle. Çerkeş'te yaptıklarımızı biz sordu, kendisine söyledik ama tekrar yine demek istedim sizlerin de bilgisi olması adına. Çerkeş'te bir meslek yüksekokulu kazandırdık arkadaşlar. Zaten orada bu Çankırı'da açılmış olan yüksekokul inşallah 2020 eğitim öğretiminde Çerkeş'te açılacak. Bunun çabası ve gayreti içerisindeyiz. Çerkeş'te organize sanayi bölgemiz var. Organize sanayi bölgesinde en önemli sıkıntılardan birisi elektrik dalgalanmalarıyla ilgili problem. Biraz önce Şabanoz'a demiştim trafo merkezi diye. İnşallah ikinci trafo merkezini de Çerkeş'e yaptırmakla ilgili gayret sarf ediyoruz. Sayın Bakanımıza da arz ettik. İl Başkanımız da vardı, İl Genel Müdürlüğü üyemiz de vardı. Bunları konuşuyoruz. Çerkeş tünelimiz var. Çerkeş tünelinin bir an önce bitirilmesiyle ilgili gayret sarf ediyoruz. Arkadaşlarımız şu anda orada çalışıyorlar. İnşallah birinci, ikinci ayda fazla kar olmadan, inşallah sıkıntıya girmeden orayı da hizmete açmanın düşüncesi içerisindeyiz. Çevre Bakanlığımızdan almış olduğumuz destekle, orada belediye başkanımızın da tabii vizyoner durumuyla bir hayvan pazarı yapımı devam etmekte. Orayı da inşallah takip ederek belli bir noktaya getiriyoruz. Çerkeş'in en büyük projesi de
TOKİ ile işbirliği içerisinde yeni bir hem iş merkezlerinin hem de konut alanının hükümet konağıyla, belediyesiyle beraber yapılması ve yapılanması. Çerkeş'te bir hayvan pazarının olduğu, sebze ve meyve halinin olduğu bir noktaya inşallah bunlar yapılandırılacak. Sayın Çevre Bakanımız da bunların konuşmasını yaptı. İnşallah TOKİ ile de yan yana geleceğiz kısa sürede. Nasip olursa bu sene kazmayı vurup Çerkeş'in hem iyi bir şekilde gelişmesine, konut anlamında farklılaşmasına hem de iş merkezlerinin daha vizyoner bir hale gelmesine katkı sunacağız. Bunun haricinde kıymetli arkadaşlar, Çerkeş'te olmayan oldu. Nedir bu olmayan? Olur. Malum biraz önce dediğimiz konu, hiçbir sıfır ihale başlatılmadı. Ulusu Çayı, Çerkeş'teki Ulusu Çayı hariç arkadaşlar. Sayın Bakanımızı götürdüğümüz oraya bir söz verdi. Ulusu Çayı ile ilgili biz buraya destek olacağız diye. Ne kadar dedi? Arkasına döndü, genel müdüre sordu. Efendim 75 milyon, yani 75 trilyon. Dedik artık dedi. Biz de bu lafı duyduk ya, arkasından takip ettik. Hiç bırakmadık. Nefes aldırmadık tabiri caizse. Takip. Kasım'ın 20'sinde ihalesi yapıldı arkadaşlar. 23 milyon liralık bir kesiti daha. Üçte birlik bir kesitinin ihalesi yapıldı. İnşallah 3. 4. ayda kazmayı vurur arkadaşlar. İklim şartları münasebetiyle bekleniyordur. İhale şartlarının tam oluşması anlamında bekleniyordur. İnşallah bu da Çerkeş ilçemizde hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Tabii Kurşunlu ilçemizde Adalet Meslek Yüksekokulu kazandırıldı. Şimdi geçen Gençlik ve Spor Bakanımızla yine nöbet esnasında gittiğimizde Gençlik Merkezi ile ilgili yapılanma, Gençlik Merkezi'nin yapım sözünü aldık. Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan hem nakdi yardım hem araç, gereç yardımlarını alıyoruz. Ayrıca Hocasan ve Korgun Yolu ile ilgili hem grup başkan vekilimizle hem de bizler ödeneğin tamamlanması ve o yolun bitmesiyle ilgili süreci yakından takip ediyoruz. Yine orta ilçemizde kıymetli arkadaşlar organize sanayi bölgesi oluşturuldu. İnşallah burayla ilgili yatırımcılar, birkaç yatırımcı var, konuşuyoruz. İnşallah belli bir noktaya getirdik ve kardeşlerimiz burada yatırımlarını gerçekleştirecekler. Gençlik merkeziyle ilgili butik bir gençlik merkezi yapılması sözünü aldık. Yine dediğim gibi Orta Çubuk Yolu bizim programımızda, biraz önce söyledim tekrar söylüyorum, Orta Kalpat Gölet'in ihalesi, tamamlama ihalesi tekrar yapıldı. Bunlar gerçekleştirilecek ve ayrıca 20 yataklı bir devlet hastanesi yapımı inşallah seneye ihale usulüyle gerçekleştirilecek. Orta ve Eldivan'la ilgili söyleyebileceğim iki konu var ama bunu biraz bekletmek isterim. Bir iki hafta içerisinde söylemek daha uygun. Sadece şunu söyleyeyim. Orta ve Eldivan ilçemizde ilgili doğalgaz taleplerinin dosyaları hazırlanıp Kargaz'a verildi. Enerji Piyasası Kurumu'na verilmek şartıyla. Allah'ın izniyle 2020'de ilçelerimiz doğalgaza kavuşacak. Yani şimdi bazen bakıyoruz, hem yorumlar hem basın. Ya ne yaptı? AK Parti ne yaptı? AK Parti ne yapmadı arkadaşlar? AK Parti bu dönem sadece dedikodu yapmadı. Yapmadığı bu. Ama her yerde var. Her noktada var. Her düşüncede var. Her platformda var. İlinin sıkıntıları, problemleriyle ilgili her noktada varız. Allah'ın izniyle olmaya devam edeceğiz. Biz ufak tefek bize karşı oluşturulabilecek sıkıntılara pabuç bırakacak bir insan değiliz. Ne bizler, ne grup başkan vekilimiz Muhammed Emin Akbaşoğlu, ne il başkanımız, ne de bizim teşkilatımız. Biz hizmeteriz. Biz bu memlekete hizmet için varız dedik. Ve Allah'ın izniyle de hizmetlerimize devam ediyoruz, devam edeceğiz. Ben bu dönem Hakkı Bey'in yanına tekrar gittim. Hakkı Bey'le tekrar oturdum, konuştum. Bu memleket bizim, bu memleket hepimizin. Siz bugün belediye başkanısınız, biz bugün milletvekiliyiz. Beraber el ele kol kola vereceğiz. Çankırı için ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız dedim. Allah razı olsun. O da Ankara ile ilgili problemler olduğu zaman veya Ankara ile ilgili randevular olduğu zaman bizi arıyor. Beraberce geçiyoruz. Bu benim için bir mutluluktur. Yani bir onurdur. Bunun yanında da hizmetin gereğidir. Biz bunu yapıyoruz. İki gün önce de Sayın Belediye Başkanımız İsmail Hakkı Esen'le beraber Çevre Bakanlığı'nda Altyapı Genel Müdürümüzün yanına gittik.
Belki siz bunu sorular soracaksınız ama ben direkt ben cevap vereyim. Çankırı'da malum bu konularla ilgili kirli bilgiler var. Arkadaşlar bunların hepsi yalan. Bunların hepsi gereksiz insanlar da kirli bilgidir. Kirli bilgi. Başka hiçbir şey değil. Bizim başlatmış olduğumuz, yani yerel yönetimlerde bundan önceki süreçte başlatmış olduğumuz altyapıyla ilgili işlem olduğu şekilde devam ediyor. 2020'nin başında akredite olacak ve 2020'nin sonu gibi inşallah kazma vurulacak. Bunun sözünü hep beraber aldık. Genel müdürümüze gittik. Genel müdürümüze ben aynen sordum. Bir problem var mı genel müdürüm? Yok. Ne zaman başlayacağız genel müdürüm? Efendim akredite işlemleri bitiyor. Bu bittikten sonra buranın işte proje aşaması ve ondan sonra ihale aşamasından sonra işlem gerçekleşecek. Hakkı Bey karşımda oturuyor. Sayın İsmail Hakkı Esen, siz bu projeyi duydunuz mu? Evet. Sizin bunu yapmama gibi bir durumunuz var mı? Çankırı ile ilgili farklı bir düşünceniz var mı? Hayır, kesinlikle dedim. Evet, hayırlı olsun dedik ve çıktık. Arkadaşlar, Çankırı şu kirli bilgiden ayrı tutalım ya. Yani iptal olma gibi bir şey yok. Yok, öyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Yani bir bilge varmış. O bilgeyi bir vatandaş, ben bunu rezil kepaz edeceğim demiş. Bir ortamda rezil kepaz edeceğim demiş. Ya ne yapacaksın, nasıl yapacaksın? Bunun avucunun içine bir kelebek koyacağım. Evet, kelebeğe koydun. Ne olacak? İşte, daha doğrusu pardon. Kendi avucumun içine bir kelebek koyacağım. Ona soracağım. Avucumun içinde kelebek var. Canlı mı, ölü mü diye. O canlı derse basacağım, öldüreceğim. Ölü derse açacağım, bırakacağım. Sormuş. Ey bilge demiş. Avucumda bir kelebek var. Bu canlı mı, ölü mü demiş. Bilge de demiş ki, kelebek senin avucunun içinde demiş. Çankırı bizim avucumuzun içinde arkadaşlar. Bir yerlere getirmek de bizim görevimiz. Rezil etmek de maalesef bizde. Biz şanımıza, şerefimize, bulunduğumuz konumun gereği, mevkiimize göre hareket ederek Çankırı'yı belli bir noktaya taşıyalım. Dedikoduyla, kirli bilgilerle, iftiralarla, şantajla, tehditle hiç kimse bir yere varamaz. Hiç kimse bugüne kadar bir yere varamadı, bugünden sonra da bir yere varamaz. Bizim derdimiz bulunduğumuz dönem içerisinde hep söylüyorum, yine söylüyorum. Eser üretmek, hizmet üretmek. Eser üretmek, hizmet üretmek. Eser üretmek, hizmet üretmek. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Başkanım, hakkınızda bir gazete bizde bir yazı çıktı ve biz gerçekten çok üzüldük. Çünkü Türkiye kamuoyunu da işgal etti bu haber. Şimdi Bursa'dan yapılmış veya Eskişehir'den yapılmış bir haber. Sizin yaptığınız görüşmeler, konuşmalar kayıt altına mı alınıyor? Videoya mı alınıyor? Nereden biliyor? Bu konuşmalar nasıl? Eğer bu konuşmaların aslı olmadığını PTT müdürümüz açıkladı bir basın açıklamasıyla. Peki bunlar yalansa siz ne yaptınız şimdiye kadar? Yani bizim memleketimiz ulusal basında böyle kötü bir haberle bir imaj çiziliyor. Siz buna karşılık ne yaptınız? Veya ne yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdi malum o kişiyle ilgili fazla konuşmak istemiyorum. Yine söylüyorum, rezil, alçak bir müftezel. Ama tabii iğde bulandırmak, Çankırı gündemini farklı yere getirmek, bu yapıyla ilgili de kendinin nevalanmasını sağlamak amaçlı bir duruş içerisinde. Bunlar operasyon arkadaşlar. Biz operasyon çocuklarla uğraşacak halimiz yok. Biz bununla ilgili hukuki süreci başlattık. Hukuk gereğini söyleyecektir. Beni Salim Çivitçi olarak herkes sanır ya. Benim hayatımda sahtecilik olmadı ki evrakta sahteciliğim olsun. Ben doğduğum günden bugüne kadar Çankırı'dayım. Çankırı halkı bizim tarzımızı, duruşumuzu, yürüyüşümüzü, konuşmamızı, ailemizi, herkesi tanır bilir. Bizim böyle bir şey yapacak kadar seviyesizleşecek durumu söz konusu değil. Ama bunlar karşılıksız kalmayacak. Ve şunu açık net söylüyorum. Orada yazmış, söylüyorum ve kapatıyorum. Uzatmak istemiyorum. Orada yazmış bir takım ithamlarda. Bu ithamların hiçbirisi tarafından söylenmemiştir. İspat etsinler, ben milletvekilliğini bırakırım. İspat etsinler, ben milletvekilini bırakırım. Size bu kadar açık söylüyorum. Olayın özü. Bunu söyleyen de şerefsizdir, yazan da şerefsizdir. Teşekkür ederim. Bir soru var Mustafa abi, buyur.
Evet, Sayın Milletvekili. İşlerinizde güzel konular sanatınızla ben de biraz topunu açıyorum. Bugün de dediğiniz gibi çok dedikodular var. Çankırı AK Partisi milletvekillerimiz olarak Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'e, yani bu insana, bu bizim Çankırı Belediye Başkanımız deyip ortak akıl, ortak karar diyerek sahip çıktınız mı? Cumhur İttifakı'nı ağızlarına sakız yaparak her taraf konuştu. Demin de onun bilgi kirliliği var dediniz. Peki kapalı kapılar arkasında MHP düşmanlığı mı yaşanıyor, AKP düşmanlığı mı yaşanıyor? Cumhur İttifakı Çankırı'da çatlak verdi de mi bizim haberimiz yok? Kazan neden kaynadı? Kazanın kaynayacak şüphesi yok ya. Beraberiz. Çay oturuyoruz. O çayını dolduruyorsa ben de suyunu dolduruyorum kazandan. Beraber içiyoruz. Hiç böyle bir sıkıntı yok. Ben biraz önce söyledim. Dedim ki ikinci kez belediyeye gittim. İkinci kez belediyeye il genel meclisi başkanım, il başkanım üçüncü kez değil mi? Evet. İlçe başkanımız da vardı. Beraber gittik. Hakkı. Bugünler gelir geçer. Siz belediye başkanısınız. Biz milletvekiliyiz. Şehre beraber hizmet verelim. Ve bunun da şekli yavaş yavaş görünmeye başlandı. Bizim farklı düşüncemiz yok abi. Yani şunu söyleyeyim. Gizli bir ajandamız yok. Ben AK Partiliyim. Vay efendim o taraf bunu yapar da PR elde ederse biz sıkıntıya gireriz. Benim derdim bu değil. Benim derdim bulunduğumuz zaman diliminde memlekete eser üretmek. O yapmış, şu yapmış, bu yapmış. Böyle bir çatlaklık, böyle bir sıkıntılı durum söz konusu değil. Biz arkadaşımızla her an görüşüyoruz. Konuşuyoruz. Kendisinin farklı tasarrufları olabilir. Belediye işleyişiyle ilgili farklı düşünceler olabilir. Biz buna saygı duyarız. Ama asgari müşterimiz Çankırı'ya hizmettir. Bu noktada beraberiz. Sayın Vekilim, malum olduğu üzere bir yeni oluşum var. Ahmet Davutoğlu dün İçişleri Bakanlığı'na yeni parti için müracaat etti. Ali Babacan grubu da çalışmalarını aynı şekilde devam ettiriyor. Ali Babacan grubu ve Ahmet Davutoğlu grubu siyasete adım attı diyebiliriz. Ali Babacan'ın şöyle bir söylemi vardı. Türkiye'nin karanlık bir tünele girdiğini gördük. Onun için böyle bir adımı attık. Sayın Ahmet Davutoğlu da şöyle bir söylem söyledi. Kriz yoktur diyerek krizi çözemezsiniz. AK Parti içerisinde görev yapmış ve şu anda muhalif konumunda olan bu kişilere ne diyorsunuz, bu partileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Birinci sorum bu. İkinci soru da Sayın Merkez İlçe Başkanı mı olacak? Onu da eklerse sevinirim. Delege seçimi oldu. Çarşıda, pazarda AK Parti içerisinde görev yapmış. Fakat delegeye yazılmamış kişiler AK Parti'de bir eskilerin temizlenmesi, yeni bir kadronun oluşmasını tasfiye olarak nitelendiriyorlar. Buna ne diyorsunuz? Sayın Vekilim buyurun. Şimdi bu konuyla ilgili yani yorum yapmanın bence yeri yok. Arkadaşların işi gücü rast gelsin. Bu partide müsteşarlık yapmış, bakanlık yapmış, yeri gelmiş başbakanlık yapmış bir insanın bu şekilde konuşmasını ben abesle istikrar olduğunu düşünüyorum. Bizim hele hele böyle bir süreçte dünden daha fazla birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız var. Tünel karanlık. Yok böyle bir şey ya. Tünelin ucu aydınlık. Biz 2023'e adım adım sağlam bir şekilde gidiyoruz. Emin adımlarla sağlam gidiyoruz. Ve burada hiçbir problem olmayacak. Allah'ın izniyle bizim milletimiz, bizim vatandaşımız kimin ne yaptığını, kimin ne yapmak istediğini çok net bir şekilde görüyor. Ve inşallah bunun değerlendirilmesinde halkımız gerektiği zaman yapacaktır diyor. Sen merkezde yapacaksın. Cevap verirsen sevinirim. Malumunuz... Çankırı'da merkezde bizim 400 tane delegemiz var. Evet. Ve bu 400 tane delegenin seçiminde il başkanımız, kadın kolları, gençlik kolları teşkilatımızla beraber karar verdik. Ve geçmiş dönem yönetimde olanları da yazdık. Hiç kimseyi tasfiye etmedik. Tabii illaki 400 tane delegeden yazdıklarımız sevinecektir. Yazılmayanlara diyecektir. Bizi niye yazdın? Mecburen birilerini yazacağız. Ve birileri dışarıda kalmak zorunda kalıyor. Yani hepsini yazma gibi bir durumumuz yok. Kesinlikle tasfiye gibi bir durumumuz yok. Yani delege baktığınız zaman geçmiş dönemlerde yani görev yapmış bütün arkadaşlarımızın hepsi de orada. Tamam. Ben bir ekleme yapabilir miyim? Buyur. Şimdi hem Hatay'da hem de Osmaniye'de il koordinatör olarak görev yaptığım için malum bu delege kriterleri var. Delege kriterlerine Türkiye'nin her tarafında uyuyor.
Şimdi ben koordinatör olarak bugüne kadar il başkanlığı yapmış bir kardeşiniz olarak da söylüyorum. Delege seçimiyle ilgili genel merkezden hiçbir yetkili gidip incelemede bulunmaz. Ama şu anda Türkiye'nin hangi noktasında, hangi ilçesinde delege varsa oraya koordinatör arkadaşlarımız geliyorlar ve isimleri tek tek inceliyorlar. Bizim kimseyi kimseden ayırt etme, tasfiye etme gibi bir durumumuz yok. Ama malum seçilen delege sayımız 400 kişi. Biliyorsunuz ki AK Parti ailesi çok geniş bir aile. Yani bizim bunu 400 değil, 4000 değil, 400 binle sınırlama imkanımız bile yok. Ben burada olan da kardeşlerimize hoşgörülerine sığınıyoruz. Olmayan arkadaşlarımızın da hoşgörülerine sığınıyoruz. Parti hepimiz. Böyle bir ayrım söz konusu değil. Türkiye genelinde söz konusu değil. Bunun bilinmesini istiyorum özellikle. Sayın Millet. Bayram Bey. Efendim buyurun. Fark etmez. Nasıl dersiniz arkadaşlar? Buyurun. Şimdi çevre illerinin tamamında çevre yolları tamamlandı ama Çankırı'da bir türlü tamamlanamadı. Bunun en büyük sebebi nedir? Bu birincisi. İkincisi ise bu Çankırı-Ankara arasında yolcu tren seferleri başlayacak mı? Bir de ticaret odamızın bu Çankırı ekonomisi için önemli bir yatırım olarak gördüğü tren cep çalışması. Bu konuda herhangi bir çalışma var mı? Şimdi çevre yoluyla ilgili konuda biraz önce de başta da söylemiştim açıklamaya başladığım esnada bütçeyle ilgili bir durum var. Onlar... Çevre illerin tamamında bütçe sorunu yaşanmamış ama şöyle bir şey, Çankırı'nın benim son 20 senedir bir yol sorunları şimdi, zaten ciddi manada yaşanıyor. Çankırı'daki çevre yolu 2 senedeki bir çevre yolu. Or dediğin illerdeki çevre yolu aşağı yukarı belki de 7-8 sene önce Kastamonu mesela. Çorum mesela. Adamlar bizim önce devralmış. Tamam da şimdi açıkla net şunu da söyleyeyim. Kamuoyuyla bunu da paylaşalım. Çankırı'da çevre yolu çok mu gerekli? Bana göre değil arkadaşlar. Siz açıkla net söyleyin. Çünkü bizim buradan insanlar Kastamonu'ya giderken Çankırı'dan transit geçmesinler. Otursunlar işte bizim orada hizmet veren lokantalarımızda yemeklerini yesinler. Çankırı'nın içinden girerken nerede ne var? Ya camimize gelsin namaz kılsın. Çankırı'da mümkünse o gelsin orada bir yemek yesin. Tarihi noktalarımızı gezsin. Kültürel noktalarımızı görsün. Çankırı'da gerçekten çok büyük hazineler var. Bir radyo müzemiz. Türkiye'nin neresinde var arkadaşlar? Hiçbir yerinde yok. O yüzden ben olayı bir de farklı taraftan böyle değerlendiriyorum. Ama çevre yolu olmalı mı? Evet olmalı. Alternatif yol muhakkak. Allah vermesin. Bir Kastamonu yolumuz kapandı diyelim atıyorum. Yem fabrikasının orada, eski süt fabrikasının orada bir heyelan oldu, bir problem oldu, yol kapandı. Bir tahliye yolu olmalı mı? Doğru söylüyorsunuz. Bununla ilgili tabii biraz önce söyledim ya, bütçeyle ilgili problemden kaynaklanan yapı. İnşallah bunların takipçisi olacağız. Bir de trenle ilgili onu genel müdürümüzle görüştük. Görüştük. İnşallah onunla ilgili de buradan Bartın ve Zonguldak'a kadar inşallah. Hep milletvekillerimize görüşüyoruz. Onların çalışmasını takip ediyoruz inşallah. Cep. O konuda bilgim yok. O dediğiniz. Şimdi çevre yolu konusunda şöyle bir sıkıntı var. Mesela Aşiyan kavşağının daha şeyi yapılmamış. Bildiğim kadarıyla devir herhalde yapılmamış. Ve orada belediye elektrik şeyi yapmak istiyor. Normalde bilgim yok bundan. TEDAŞ'ın göreviymiş ama TEDAŞ bütçeden dolayı yanaşmıyormuş. Şu anda orada aydınlatma yok biliyorsunuz. Bilgim yok. Köprüde aydınlatma yok. Aydınlatmanın olmadığını biliyorum. Şimdi belediye demiş direkleri siz verin biz döşeyelim falan diye öyle bir mevzu olmuş. Sayın Başkanımızla bunu paylaşalım. Ben paylaşayım. Yapılabilmesi gereken neyse takip ederiz. Yani bu konuyu konuşmadık. Bu konu benim gündeme hiç gelmedi. Bilgim yok. Vekilim teslim alınmadı henüz yok kararlarından o yüzden. Ama kullanılıyor. Evet. İşi hızlandıralım. Ne yapılması gerekiyorsa en azından aydınlatılması ile ilgili. Akşam oradan yay olarak da geçenler var. Biraz zor geçiliyor çünkü. Tabii yay olarak da geçenler var. Onların da emniyet ve güvenilirliği için onu bir an evvel yaptırtmamız lazım. Sayın Vekil, Rabia Park'ın isminin değiştirilmesi konusunda AK Parti'ye oy verenlerin, AK Parti'ye gönül veren insanlardan bir rahatsızlık var. Bu konuda belediye başkanlığında herhangi bir görüşmeniz oldu mu? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? İkinci bir şeyde bu işten çıkarmalarla alakalı, belediyeden işten çıkarmalarla alakalı listenin sizin bildiğiniz dahilinde olduğu söylentileri de var. Dedikodudan ibaret. Bu konuda bildiğiniz var mı? Dedikodudan ibaret. Yani böyle bir şey olabilir mi? Olabilir.
Nasıl olur? Yani biz gösterdik onaylandı. Yani nasıl olur? Biz gösterdik onaylandı dediler. Hayır olabilir, nasıl olur? Bir alternatif sun. Bu kadar cinliğe kafam çalışmıyor da onun için diyor. Hayır olmayabilir, nasıl olur? Ya yok böyle bir şey arkadaşlar. Yani ben bu soruyu biraz farklı buldum ama böyle bir durum yok. Bu dedikodudan ibaret. Bizim bugüne kadar bu konuyla ilgili müdahil olduğumuzdan sizin bilginiz bile yok. Bu konular defalarca gündeme geldi. Biz bunu da defalarca belediye başkanımızla konuştuk. Belli bir noktada durdurduk. Bununla ilgili açık net söyleyelim. Yine il başkanımız konuyla ilgili görüştüler. İnşallah bir netice alırız. Fazla bir şey söylemek istemiyorum. Onun haricinde Rabia Parkı, ben isterdim ki o parkın ismi öyle de dursun. İşte yeni yapılan bir Devlet Demiryolları'nın orada parkımız var. Nasip olursa bu sene hizmete girecek. Yani şehitlerimizin anlam ve mana bulabilmesi için, o ismin daha fazla mana bulabilmesi için daha büyük bir parkta verilmesi benim gönlümce daha hoş olurdu. Ve şehit ve gazi ailelerimizi daha hoşnut ederdi. Ama Sayın Başkanımız böyle takdir buyurmuşlar. Bu da onların düşüncesidir. Saygı duymak lazım. Ben bununla ilgili talebi ileten dernek başkanımız Yüksel Tekebel'e de görüştüm. Dedi ki bu bizim talebimiz oldu dedi. Keşke bu talebi dedim Yüksel Bey daha farklı bir noktada, daha güzel, daha yoğun ve insanların gidip gelmesinin sık olduğu, trafiğin yoğun olduğu bir noktada yapsaydık güzel olur diye söyledim. Ama arkadaşlar böyle takdir etmişler. Diyebileceğimiz bir şey yok. Bir de son soru Sayın Vekilim. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 100 bin yeni konut 81 ilde projesinde Türkiye Çankırı'da herhangi bir çalışma var mı? Proje var mı? Üçüncü etapla ilgili çalışacağız. Onu çalışacağız inşallah. Öyle değil mi? Sıkıntı yok. Her yerden geliyor. Sayın Vekilim, Çankırı'da iki milletvekilimiz var ama meydanda olan tek milletvekilimiz var. O da Salim Çivitçioğlu. Malum grup başkan vekilimiz Ankara'da. İşler onun yoğun orada. Onun için tartışılan tek isim var. Salim Çivitçioğlu. Malum olduğu üzere ticaretle uğraşıyorsunuz. Ticaretiniz köylülerle. Traktör satıyorsunuz. İşte bir besi çiftliğiniz var. Öncelikle sorum şu. Milletvekilliği borsası var mı? Milletvekilliği olmak için genel merkeze para teklif edenler, işte 2 trilyon, 4 trilyon gibi bir şeyler duyuyoruz. Hatta sizin için de şöyle bir şey söyleyenler oldu. Bunu da duyduk. Onu alenen soralım ki vatandaş şey yapmasın. Sorun milletvekili benim. Olmak için Milani Yıldırım'ın oğluna 4 tane traktör hediye ettirin. Çift çekimi tek çekimi. Kıymetli arkadaşlar. Beni Çankırı'da herkes sanır. Şunu söyleyeyim. Ya soralım evet, ki vatandaş. Siyaset herkesin hayalinde. Siyasette bir yerlere gelmek herkesin hedefinde olabilir. Ama siyasette bir yerlere gelmek, hedefe ulaşmak için şahsiyetten ödün vermek benim yaşam tarzımda yok. Ben böyle bir insan değilim. Biraz önce söylediğimi tekrar söylüyorum. Evet biz o kardeşimize ticaret yaptık. Evet biz o kardeşimize traktör verdik. Ama hepsinin parasını bir şekilde ödemiştir ve hesabımıza girmiştir. Bununla ilgili bunu ispat etsinler, ben milletvekilini bırakırım. Benim şahsiyetim siyasetimden önde gelir arkadaşlar. Bunlar çok yanlış laflar. Hazmedemeyen, kabullenemeyen, hayal dünyasında ya bu nasıl milletvekili olur diyen, bu nasip kısmet işi arkadaşlar. Biz kimsenin babasının tapulu malına falan çökmedik. Biz kimsenin elindeki imkanları, onun olan imkanlarını gasp etmedik. Allah nasip etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla grup başkan vekilimiz Muhammed Emin Akbaşoğlu 1, Salim Çivitçioğlu 2. sıra aday olarak yazıldı. Yani bu olmasaydı, başka bir isim olsaydı ben farklı mı duracaktım? AK Parti'den kenarda mı duracaktım? Hayır. Bizim de öyle bir derdimiz yok. Kimseye de böyle bir gebeliğimiz, böyle bir duruşumuz söz konusu olamaz. Saygımız, sevgimiz başka bir şekilde soruyor, onu söyleyelim. Teşekkür ediyorum. Kamuoyunda bilgilenmesini isterim tabii ki. Ellerinize sağlık. Sağ ol. Evet Mustafa. Sayın Vekilim, bir iki soruyu birleştirerek güzel bir genel soru çıkarttım. Sorumu şuradan başlıyorum. Çankırı'da esnafın işleri kötüye gitmeye başladı. Esnafın hali işler acısı. Şehir içerisinde insan yoğunluğu azaldı. Esnaf çaresiz. Esnaflara çıkma yolunda nasıl bir adım atmayı düşünüyorsunuz? Devam ediyorum sorumuza. Ya,
ediyorsunuz dedik. Çankırı insanların insanca yaşayabileceği bir şehir mi sizce? Çankırı'ya bir meydan yapılması düşünüyordu. Bunun yeri kesinleşti mi? Yani bu meydanların yapılarak, bu konulara el atarak Çankırı üniversite şehri, öğrenci şehri olacak mı? Yatırım programınızda var mı çalışmalar? İlçe başkanımız milletvekili olarak genel düşünce sorup cevap verebilirsiniz. Yani genel birleştirdim. Şimdi şöyle, Çankırı esnafımızla ilgili sıkıntı var mı? Var. Kabul ediyorum. Evet. Ama ben bu ticari hayattan gelen, çocukluktan beri ticari hayattan gelen bir kardeşimizim. Bu konuda da kanaatim şudur. Kriz, yani ekonomiyle ilgili sıkıntı, büyük illeri daha çabuk vurur. İş oralarda daha çabuk yavaşlar. Küçük illerde, hele hele bizim gibi memur ve işçiye endeksli illerde gelirler aylık sabit olduğu için yavaş yavaş gelir. Kriz bize geç geldi. Yani ekonomiyle ilgili bu sıkıntı biraz geç oluştu. Çıkmasıyla ilgili de biraz bir sürece ihtiyacımız var. Malum burada da biz bir kış sezonuna girdik. Saat 5 deyince hava kararıyor arkadaşlar. Esnafımız bu anlamda belki sirkülasyon anlamında biraz bir zayıflama içerisindedir. Ama Allah'ın izniyle bunlar geçici. İnsanlar önünü gördükçe, insanlar Türkiye'deki ekonomik yapının sağlam olduğunu ve bu sağlamlığın da giderek artacağını gördükçe tabiri caizse yastık altındaki paraları çıkaracaklar. Şu anda bankalarda çok büyük dövizler var arkadaşlar. 200 milyara yakın paralar var. Bu paralar gün yüzüne çıkacak. Gün yüzüne çıkınca ne olacak? Yani adam bakıyor, dolarda bir artış yok. O faizden de bir gelir yok. Ben bunu ne yapacağım? İşte eve döndürecek, mülke döndürecek, işte ne bileyim arsa alacak, araç alacak, çocuğunun düğününü yapacak ve bu şekilde ticaret yavaş 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 hareketlenecek. İlçe başkanıma, il başkanı da dahil olabilir cevaba. Sayın ilçe başkanı, geçtiğimiz haftalarda delege seçimi yaptınız. Evet. Sakın yanlış sanmayın, bu iş adamlarımız da var da. Geçmiş 16 sene içerisinde, isim yok, adamlar Çankırı'da şebekeyi kurmuş. Şebekeyi kurmuş. Çankırı'nın kaymağını götürmüşler diyenler de oldu. Ama gördük ki geçenki delege seçimlerinde bu kaymağı yiyen insanlar hiçbir tanesi görmüşte ekranlarda, kamera kayıtlarında yoktu. Sorumun üzerine göreyim. Delege seçimlerinde göremediğimiz insanları, Çankırı'nın kaymağını yiyen insanlar AKP'den temizlendi mi? Hayır. Öyle bizim bir niyetimiz de yok, düşüncemiz de yok. Temizlemek gibi bir durumumuz da yok. Sayın milletvekilimizin biraz önce söylemiş olduğu gibi genel merkezinin bize göndermiş olduğu kriterler var. Bu kriterler bazında biz delege seçimimizi yaptık. Yani malumunuz Çankırı'da 7000 merkezde, 7000 civarında üyemiz var. Ve bu üyelerin arasından seçildi bunlar da. Hani dışarıda kalanlar oldu, içeriye delege olanlar oldu. Biz bunları sadece genel merkezimizin bize göndermiş olduğu kriterler açısından yazdık. Hiç kimseye bir art niyetimiz yok. Hiç kimseye karşı bir düşüncemiz falan yok. Biz hepsini oturduk, genel merkeze gelen talimata göre yazdık ve delegelerimizi seçtik. 14 tane mahallemizde, 50 tane köyümüzde, köylerde de dün itibariyle delege seçimimizi bitirdik. Ve bunlar da sisteme girmeye başladı inşallah. Hiç kimseye karşı bir yardımımız yok arkadaşlar. Önce yine orada kısa bir söz alayım da, bu hani önceki bu kaymağını yiyen sözlerine katılmıyorum. Burada gerçekten bu süreçte Çankırı'da güzel hizmetler yapılmasına önayak olan geçmiş dönem il başkanımıza, il yönetim kurulu üyelerimize, ilçe başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, belediye başkanlarımıza ben teşekkür ediyorum. Tabii bu bayrak yarışı, bu dönemde genel merkezin farklı bir çalışması oldu. Yani il başkanı, işte ilçe yönetim değerlerinin tamamen yenilenmesi konusunda bir inisiyatif söz konusu oldu. Biz burada geçmiş dönemdeki arkadaşlarımız, bizim sonuçta beraber yol yürüdüğümüz arkadaşlar. Onlarla sürekli istişare ediyoruz, görüşüyoruz. Onlarla da fikir alışverişi yapıyoruz. Tabii bugün bizim yönetim kurulumuz 30 kişi, merkez için 20 kişi. Yani bunu çoğaltmamız, büyütmemiz mümkün değil. Yani eskilere devam edelim veyahut da sonuçta bu bir yorulma, dinlenme. Sonrasında aynı arkadaşların tekrar ilerleyen zamanda hangi yönelerde olacağı belli olmaz. Biz hani sonrasında da hep beraber büyük bir aileyiz. Yani kimseyi dışlama, kimseyi saf dışı bırakma gibi bir gayemiz de yok. Çünkü herkesin buraya bir emeği geçti. Kimsenin partiye sahiplenme gibi de bir çalışması veyahut da bir gayesi olamaz. Biz her zaman içinde buna karşıyız. Çünkü biz burada Recep Tayyip Erdoğan'ın bize vermiş olduğu emanete en iyi şekilde sahip çıkıp bütün partilerimizi, yani Çankırı'nın bütün insanlarını aynı mesafede davranarak
güzel bir süreç yürütme gayesi içerisindeyiz. Başkanım, son bir soru sorabilir miyim size? Başkanım, AK Parti İl Başkanlığı'na sivil toplum kuruluşlarından oluşan birkaç kişiyle hatta bir toplantı yaptınız. O toplantıyı sosyal medya hesabınızda paylaştınız. Orada da şöyle bir terim vardı, işte kardeş STK'lar. Şimdi oraya bazı sivil toplum kuruluşlarından yorum yapanlar olmuş. Onlar kardeşlik, biz düşman mıyız diye. Yok. Bunlar ne diyorsunuz? Yok yok. Bunlar şimdi diğer illerde de bu tür platformlar var. Ya biz bunları takip ediyoruz. Ya mesela ben de Hukukçular Derneği ve HUDE temsilcisiyim. Yani biz de bu ya buradaki yakın işte Önder, İmatler Derneği, ondan sonra İlmi Emel Cemiyeti, bu benzer işte aynı yakın çevredeki STK'lar bir araya gelmişler. Böyle bir isim altında toplamışlar. Ve herkes açık buna. Yani, bu yazıları siz mi yazıyorsunuz? Başkanım yoksa başkası mı yazıyor? Şey mi? O yazıları. Ya ben yazıyorum orada bir şimdi kardeş STK'lar şey öyle zaten. Tabii evet. Ya şimdi bu sabah platformlarda hatta platformlarda bu ya. Platform mu? Hatta bu yoksa platformu kardeş değil. Yok, kardeş STK platformu diye yazdım ya, zaten. Ondan sonra acaba öyle ya, bir yorum yaptım. Kardeş ya. STK platformu yok. Buraya herkes girebilir. Yani kardeşlik besleyen, yani kardeşlik duygusu taşıyan herkes. Ya biz işte ama önce, bir de düşman görüyorsa ne yapıyor? Ya biz burada bir önce bir kim söyledi. Ya işte kelebek elimizdeki çankırı. Kelebek yani biz bunu birlikte de öldürebiliriz, birlikte de yaşatabiliriz. Tutar herhalde biraz. Ya bu kelebek, evet. Kelebek başkanım, ilçelerden bazı delegelerin yazıldığı, fakat AK Parti İl Başkanlığı'nda bazı kişiler tarafından bu isimlere silindiği yönünde de yine söylemler var. Böyle bir durum var mı? Yok, şimdi şöyle bir durum var. Biraz önce vekilim izah ettiği gibi, kendisi de işte koordinatör. Şimdi bize sıkı kurallar itibariyle kriterler konuldu. Nedir kriterler? İşte kurucular kurulundan üyelerin olması, gençlik kollarından üyelerin olması, kadın kollarından üyelerin olması, bunların sayı olarak da oranları belli. Evet. Ve de bir de mesela bir köyde 3 kişi 5 kişi aynı soy isim veyahut da diğerlerinin yazılması durumunda bunları kontrol edin. Bunlar kontrol yapıldı. Yoksa bizim biz tanımayız kimseyi. Orada bu kriterlerin bir sonuçta bakıldı. Burada dediğimiz gibi burası sistematik bir parti. Köklü bir parti. Burada da kimsenin bir şekilde uhdesine girecek veyahut da yanlış yapacak bir durumda bizim izin vermemiz mümkün değil. Zaten bunları tamamen genel merkezin vermiş olduğu talimatlar içerisinde gerçekleşiyor. Tamam başkanım. Sayın vekilim, en az son bir kelamla bitireceğim ben. Yok. Sayın Cumhurbaşkanımız Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Abdullah Gül hakkında işte Halk Bankası'nı dolandırırlar, hırsızlar gibi yerinden bir söylem oldu. Bu söylemde hem AK Parti içerisinden de tepki verenler oldu. Çünkü aynı yolda yürümüş insanların birlikte görev yapmış, başbakanlık yapmış, cumhurbaşkanlığı yapmış, ondan sonra acaba ekonomi bakanı yapmış birine eline sayın cumhurbaşkanının işte Halk Bank'ı dolandırdılar veya hırsız demelerini siz nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi olayın tabii ben tam noktasını bilmiyorum. Bu noktada arkadaşlar kredi alınmış, şehir üniversitesi öncelikle uhdesine geçiyor. Uhdeye geçtikten sonra bankadan kredi alınıyor. Ve bu bankadan alınan kredinin geri ödeme tarihleri geldiğinde ödemeler yapılmıyor. Yapılmıyorsa Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği sıfat onlara doğru geliyor. Hırsız mı oluyorlar? Yani yapılmıyorsa o sıfat doğrudur. Sağ olun. Kolay gelsin. Buyurun. Bu sayın vekilim, ben içimde biraz sıkılandım. Acile gittim. Geçmiş. Canımızı geçiriyormuşum. Evet. Bana bir sürü iyi saygılar. Seni işte başka hastaneye göndereceğiz. Niye? Burada doktor yok. Hastanemizin doktor açığı var. Gastroenteroloji. Birçok galiba açık var. Bazıları tek çalışıyor, bazıları hiç yok. Bu açık tamamlanır mı? Bir, ikincisi bir tomografi cihazımız var. Sürekli arıza yapıyor. Bu yenilenir mi? Bir üçüncüsü de bu şu anda başhekimin olduğu bina. İnşaat halindeyken ben çok iyi hatırlıyorum. Bir yangın getirdi. Ciddi bir yangın getirdi. O binanın o yangından dolayı biraz sıkıntılı olduğu ve yıkılacağı söyleniyor. Bu doğru. O teknik özelliğini hastaneyle ilgili bilmiyorum. Onu öğrenelim. Ama bu dediğiniz birinin soru neydi? Doktorla ilgili biz Sağlık Bakanımıza yine beraber gittik bu nöbetçi bakanlık sisteminde. Bütün gerekli doktorları ihtiyaç listesini Sayın Bakanımıza verdik. O da gerekli noktalara WhatsApp'la gönderdi. Bizim doktorlarımız buraya geliyor. Gelmekle ilgili problem yok da
Ondan sonraki süreçte biz burada durduramıyoruz. En büyük sıkıntımız bu. Yani özel hastanelere geçiyorlar, işte ne bileyim yükseğini yapacağız diye ayrılıyorlar, farklı noktalarda geçmek istiyorlar. Böyle bir sıkıntımız var. Ama bunu asgariye indirebilmek adına da personel genel müdürümüzle de konuşuyoruz. Bunu sıkıntıları çözmekle ilgili dediğiniz doğru, katılıyorum. Gastroenterolojiyle ilgili biraz bir sıkıntımız vardı. Onun haricinde hastalarımızın sevki çok acil ve burada müdahale imkanı olmayan durumlarda Çankırı'da yapılıyor. Yapılmıyor sevki olarak. Sizin doktorla ilgili bir problem olduğu için olmuştur. Biz bunun çalışmasını birebir Sayın Bakanımıza da ilettik. İnşallah takipçisiyiz. Peki tomografi cihazımız? Tomografi cihazı Başhekim Bey göreve başladığı günden itibaren ne hikmetse çalışıyor. Şimdi ben bu olaya dün biz hastanedeydik işte. Dün bir talihsiz bir kaza oldu. Sözünü kestim. Orada sanayide patlama olayı oluyor. Ona gittik. Ondan sonra aşağıda biz işte çamaşırhane, tomografi, MR'nin olduğu yere indik. Oradaki ekibe sorduk. Yani ne oluyor? Çalışıyor. Nasıl çalışıyor? Sıkıntı yok. Dedik ekip değişti yani. Oradaki çalışan ekip değişti. Oradaki bu işi daha iyi bilen, daha işte bu işin bakımını yapan. Ve şu anda aynı makine güzel bir şekilde çalışıyor. Yani özellikle mi bozuyorlar ki başkanım? Yok. O ekipteki arkadaşlar teknik donanımda fazla yokmuş bilgi yani. Sahibi değil. Ya bakımın ha bakım içinde bakımcı yoktu demek ki. Şimdi arkadaş bakım yaptı yani. Cihazı kasıyorlar mı demek ki ondan dolayı. Tomografi bence de beni aldı. Ama ikinci tomografiyle ilgili onu çalışıyoruz. Gelecek işte. Gelecek. Peki bu başhekimin olduğu gün yıkılıp yeniden yıkılacak falan. İşte bunu yeni hastane yeriyle ilgili ilişkilendirerek götüreceğiz. Onlar ilgili şu anda bir şey demek yanlış olabilir. Esas bir soru kaldı. Sayın Bakan, esas soruya geliyorum. Bulaşan kapının benim onlara malzeme çıkacak. Sayın Bekir, mübarek günler. Uzatmayacağım, hakkınıza verdim. Ama ben çok güzel soruyu sordu. Hakkınızda dedikodular, asılsız haberler yapıldı. PTT'nin baş müdürüne, işte haritadan YPN, Allah'ın yol katlısı gibi ifadeler kullanmadı, beğenittiniz. Gelelim önemli bir konuya. Türkiye'mizde üniversite mezunları işsiz kalmaya devam ediyor. Sakın yanlış anlamayın. Siz bugünlerde Çankırı milletvekilimiz ve bir makam sahibi olarak kuzeninizi Çankırı Kartik Üniversitesi'ne daire başkanı yaptığınız konuşuluyor. Dedikodu bol, iddialar bol. Bu sizce doğru bir karar mıydı? Bu kıyakçılığa mı girdi? Yani bu konu hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz? Halka ne dersiniz yani? Bu atama yerinde bir atama mıydı? Evet. Buyurun. Ben malum 2011-2015 yılında Çankırı'da il başkanımı yaptım. Bu süreçte de benim kuzenim Osman Çivitçioğlu vergi dairesindeydi. Şimdi arkadaşlar bu atamayla ilgili benim fazlaca müdahil olduğum söyleniyor. Ben bu atamayla ilgili müdahil olsaydım 2018'de milletvekili oldum. 1,5 sene geçti. Ya bu kadar niye bekleyin? Bu arkadaşımız 21 senelik devlet memuru. Benim akrabam olabilir ama 21 senelik devlet memuru. Yani bu insan hiçbir şey bilmeyen, geçmişinde memurluk yapmamış, o noktaya liyakat anlamında, ehliyet, temsiliyet anlamında uygun olmayan bir insan olsa bu konuşmaların hepsine varım. Ama başvurusunu yapmış, rektörlük de bunun incelemesini yapmış, bugün de böyle bir karar vermiş. Bunun gibi bana yüzlerce insan geliyor arkadaşlar. Sizler telefon açmıyor musunuz? Şöyle şöyle kardeşimiz var, bunun burada olması bize mutluluk verir, onur verir demiyor musunuz? Biz bunlarla ilgili yüzlerce insana referans oluyoruz. Bu insanlardan da birisidir. İşte bu insan bunu yapamaz da benim katkım oraya gitti. Böyle bir şey yok. Vergi dairesinden 3-4 tane kardeşimiz orada bu görevlerde çalışıyor arkadaşlar. Bizim isim vermek haddimizde değil, yakışık bir harekette değil ama bu da sadece ve sadece biraz önce dedim ya operasyon çocukları diye. Onların kendilerine göre operasyonlar. Öyle değerlendirmek. Ama deyim güzel. Operasyon çocuk. Her tarafa gider. Soruda bir sorabilir miyim Sayın Bekir? Tamam başkan sor. Buyur Sayın Bekir. Şimdi konuşmanızda havuz müjdesi verdiniz Çankırı için de. Evet. Mesela şehrimizin merkezinde hiç amatör bir takım yok. Ama ilçelerimizin var. Bunlar da Ballıca stadında oynuyorlar ve orada da maalesef iyi bir stat yok. Tribün anlamında yok. Orayla ilgili bakanlıktan bir talebimiz, bir projemiz var mı? Çünkü gençlerin top oynayacağı bir yer yok. Şimdi bunlarla ilgili bir plan yapmamız gerekiyor. Malum bizim söylediğimiz bir millet bahçesi düşüncesi de vardı. Bununla ilgili hem belediye başkanımıza, yerel yönetimlerle hem
Sayın Bakanımız da yan yana gelip plan yapmamız gerekiyor. Eğer ki biz o noktada bir millet bahçesi çalışmasına girişeceksek, dediğiniz doğru, Balıca'daki noktaya bir tribün yapılması gerekir. Ama bunun haricinde burada duracak başka bir yeri alternatif olarak değerlendireceksek, ufak da olsa orada insanların geldiğinde barınabileceği, oturabileceği bir alana ihtiyaç var. Bu da bizim gündem maddemiz. Yatırım işlerinden sorumlu genel müdürümüze biz bunu izah ettik, ilettik. İnşallah takipçisiniz Kur'an Bey. Bitti de. Sayın Bekir, bugün de yine üzücü haberlerle karşı karşıya geliyoruz. Kastamonu kaçınıyor bu sıralarda. Kastamonu diyor ki Ilgaz benim diyor. Çankırı bizim diyor. Yeni temsil eden bir milletvekili var. Bir genel meclis başkanımız da böyle düşüyor. Toplantılara katılıyor Kastamonu'da kusura. Buna çözüm bulun yani. Ilgaz nerenin? Ilgaz hem Kastamonu hem Çankırı'nın. Bozuluyoruz öyle yani. Bir durum söz konusu olamaz. Ilgaz isim olarak, ilçe olarak neresi? Çankırı. Biz böyle bir dert ve tasada değiliz. Olaya büyük resim boyutuyla bakmak zorundayız. Benim derdim şu. Biz bir telesiyaj yapalım ki Doruk Oteli'nin oradan çıksın yukarı Kuzey Yamaç'a Kastamonu tarafına insin. Yani o yukarıyı siz biliyorsunuz. Güney Yamaç bizim. Kuzey Yamaç Kastamonu. Ama turizmde biz kendi başımıza bir şey yapamayız. Bizim bir şey yapamadığımız gibi Kastamonu da yapamaz. Biz birlik içerisinde hareket etmeliyiz. Kastamonu'da işte Ilgaz bizim, Çankırı'da bunları geçelim. Bunlar bence dedikodu, mahalle dedikodusu. Üzülüyoruz. Bunları geçip biz resmin büyüğüne bakalım. Çankırı ve Kastamonu el ele verip kış turizmiyle ilgili yerli turistlerimizi, yabancı turistlerimizi nasıl daha fazla çekeriz? Bunun istişaresini yapalım. Bunu yaparsak hem Çankırı kazanır hem de Kastamonu kazanır. Olaya ben bu zaviyeden bakıyorum. Sayın Bekir, unutmadan şu soruyu da soralım. Sayın Vekil, belediye başkanı yapmış olduğu açıklamada bir paragraf vardı. Bir bayan işçinin Ilgaz Belediyesi tarafından çöp kamyonuna ve gece vardiyasına verildiği ve işten çıkarılmasına yol açıldığı yönünde bir söylem var. Orada isim belirtmemişler ama... Öyle bir şey olması söz konusu değil. Ben konunun detayını bilmiyorum. Ben konunun detayını bilmiyorum. Ama bununla ilgili Ilgaz İlçe Belediye Başkanımızı ararız. Bilgiyi alır siz de bilgilendiririz. Öyle kamyona mı şuraya mı bunlar çok alfaki yani yok, çok acıtasyonlu. Açıklama da var zaten. Daha önceki belediye başkanı sekreter olan bir bayana şimdi çöp arabasına verildiği öyle bir... Mümkün değil. Açıklama var zaten. Belediye başkanı o kirli bilgidir. Sayın belediye başkanımıza yanlış ulaştırılmıştır. O da oradan öyle açıklamıştır. Kirli bilgidir. Yani, böyle bir şey söz konusu olmaz. Bizim kimsenin açıklamanın için öyle bir şey yok. Yok. MHP çevreleri söylemiyor. Ama siz İsmail Hakkı Bey diyorsunuz. İsmail Hakkı Bey böyle bir şey demiş. Açıklamasında şöyle bir açıklama var. Belediye tarafından bir bayan personeli yanlış bir şey sevk edildiği yönünde. Şey yok. Onunla biraz önceki dediğin farklı ama. Evet, belediye başkanının bizzat ağzından ve açıklamasında böyle bir açıklama yok. Yani bu yokmuş. Ben de söylerim. Ben de yayınlayayım. O cevabı yayınlarım tekrar. Peki. Evet, Ercan Bey. Soruyor mu? Ben teşekkür ediyorum. Öncelikle devlet hastanesinde bir itirafı gerçekleştirdiniz. Ben geçmiş basın toplantılarında hastanede yönetimsel manada sorunlar var derken siz bunlara şey söylüyordunuz, her şey güzel, iyi diyordunuz ama tomografi cihazının biraz önce neden bozulduğu yönünde oradaki personel arasındaki gruplaşmadan dolayı işi bilmeyen personelin bunu bozduğunu biraz önce söylediniz. Bozduğunu değil de bilgisi az olduğundan dolayı. Ya bilmediği için işte, yani çalışamadığı için ama tabii hep kamuoyuna sağlık müdürlüğünden de tomografi cihazının neden bozulduğu sorulduğunda işte çok yoğunluktan dolayı bozuluyor şeklinde gelmişti. Ama hani bunun oradaki bu işi iyi bilmeyen personel tarafından bozulduğu çünkü uzun zamandır bozulmuyor. Yani biz de burada geçtiğimiz basın toplantılarında bunu dile getirirken haklılığımızı da dile getirdiniz. Teşekkür ediyoruz. İkincisi de bu doktor olayı hani diyorsunuz ya doktor geliyor ama kalmıyor. Yani şimdi biz de bunu söylüyorduk. Yani buraya şu kadar doktor geliyor ama giden doktor sayısı açıklanmadığı zaman sanki Çankırı bir doktor cennetine dönmüş gibi bir hava esiyor. Yani bunu da siz kendi elinizle yapıyorsunuz. Şu kadar doktor geldi diyorsunuz. Ama doktor gitti demiyorsunuz. Burada da Çankırı'da sanki her şey iyiymiş gibi bir algı oluşmuş oluyor. Çankırı burada gözüküyor. Başka yerde geçici olarak olunca öyle bir algı ister istemez oluşuyor. Tabii sistemden bakınca Çankırı'da doktor varmış gibi gözüküyor. Doğru.
Bunları tekrar biz konuşacağız. Tekrar bir de şunu da mevcut doktorlarımızla orada Ankara'da genel müdürlükte, personel genel müdürlüğündeki sistemde gözüken doktorları karşılaştıracağız. Olmadığını beyan ederek biz buraya doktor sayımızın fazlalaştırılması için gayretimizi sarf edeceğiz. Bir de işte şöyle bir kararsızlık. Şimdi biraz önce ne dedik? Bu sefer hastanenin mevcut yerinde bir genişletme yapalım düşüncesi doğdu anladığım kadarıyla. Jandarma arsasının alınıp. Yani, yine hani çevre yolu olmalı mı olmamalı mı? Yani bu tartışmalar en başından yapılsa da yani biz hep böyle 3-4 yıl kaybediyoruz. Yani hastane yeri şuraya mı yapılsın buraya mı yapılsın bir 4 yıl 5 yıl kaybettik. Şimdi de hastane mevcut yerine yapılsın diye ne kadar bir zaman kaybedeceğiz? Şimdi Çankırı belli nüfusa sahip. Çankırımızın işte hükümet konağımız dışarıya taşındı. Bununla ilgili şehir merkezinde bir durgunluk var. Yok dersek yalan söyleriz. Kendiniz görüyorsunuz. Bizden daha fazla oralarda gezen, evet, oturan, oradaki arkadaşlarımızla sohbet eden yapıdasınız. Bizim derdimiz biraz önce Mustafa abi sordu. Esnafımızda işlerlik az. Evet. Bizim burada döngüyü, insan trafiğini yoğunlaştırmamız lazım. Bu amaçla da Çankırı'ya yakın noktalarda bizim bu hele hele işte ne bileyim resmi idarelerde ilçelerden gelen insanların veya dışarıdan gelen insanların yoğunluk kazandığı noktaların şehir merkezinde olmasını, sağlık sektörüyle ilgili konularda da şehir merkezinde olmasını sağlamamız lazım. Ama o zaman valiliği niye çıkarttınız şehir dışına? O zaman ben bu, yani bunlar iradeye, hep... bu iradeye sahip değildim. Bu sorun güzel bir soru ama o iradenin içerisinde ben yoktum Ercan Bey. Ya il başkanıydınız, niye AK Parti'nin içinde hep aktiftiniz, her biriniz aktiftiniz. Yani biz yoktuk demek. Bu konuyu açarsak, evet, bu toplantı bitmez. Benim o zamanki düşüncelerimin hepsini birebir siz gözlemlediniz. Yani bunu işte bizim dediğimize siz geliyor. Yani burada bir kararsızlık işte, ortamı, bir planlı, projeli hareket edilmediği ortaya çıkmış oluyor. Her işte böyle yani. Şunu söylüyorum, her işte böyle değil. Şunu söylüyorum, hastane yeriyle ilgili Çankırı insanının da kalbinin mutmain olabileceği bir durumu ortaya çıkarmamız lazım. Bizim düşüncemiz ben yaptım oldu değil. Ben yaptım oldu olunca hükümet konağı orada oluyor. Ya kişisel anlamda değil. Yani sanki bunu AK Parti... Önceki dönemde şöyle bir kanı vardı. Yani mücavir alan Çankırı'da çok da şehrin genişlemesi lazım. Bunun için de hani kullanılan alanların şehrin kenarlarına serpiştirilmesi gerekiyor diye genel bir şey vardı, görüş vardı sizden önceki dönemlerde. Şimdi yani bu sefer de şehrin içini mi canlandırmaya çalışıyoruz? Nasıl oldu? Bu sistem. Hayır, şehrin içini yani canlandırmaktan ziyade şehri boşaltmamaya çalışıyoruz. Bakın geçen ben bir konu söyledim basın açıklamasında. PTT'nin olduğu noktada Güzel Sanatlar Fakültesi var. Biz orayı üniversiteye almakla ilgili belli bir noktaya getirdik. Niye getiriyoruz? Orada 600-700 tane öğrencimiz var. Şimdi biz bu öğrenci trafiğini de o noktadan, o adadan çekersek Çankırı'ya insan anlamında, insan trafiği anlamında daha fazla problem vermiş oluruz. Benim derdim yaşayan insan sayısı burada olmalı, fazlaca olmalı. Ben bu noktadayım. Evet, bizim hükümet konağımız depremle ilgili sıkıntısı var mı? Yıkılması gereken bir bina mı? Evet, yıkılacak. Orası inşallah park haline getirilecek. Ama bunun haricinde de şehri boşaltacak farklı bir düşünce içerisine girmek doğru olmaz diyor. Demek istediğim bu. O yüzden bizim insanımızın kamuoyunda rahat edebileceği, kafasına yatabileceği noktalarla ilgili hareket etmemiz lazım. Çünkü bize istikamet çizen milletimiz, bize şu işi yapan diye Sayın Cumhurbaşkanımıza bu gücü veren bu Çankırı insanı, bu ülkenin insanı. Milletimizin düşüncesi neyse biz de onların düşüncesine hem saygı göstererek hem de doğruluğunu tekrar değerlendirip istişare ederek en olması gereken nokta neresi, hedefte neresi olması gerekiyor uygun yer, orayı tespit edelim. Benim derdim bu. Belki gecikiyor. Ercan Bey gecikmesiyle ilgili bir düşüncesini söylüyor ama olsun. Gecikiyorsa geciksin ama doğrusu olsun. Ya olsun da işte hani planlama, proje noktasında hep bir ileri bir geri gidiyoruz. Şimdi o tren de kaçtı. Yani şehrin içi boşaldı. Hani Güzel Sanatlar Fakültesi kalsın, bu canlılık getirilmesin dendi de. Yani bu tüm resmi kurumların çıkmasıyla birlikte şehrin içi de biraz da boşalmış oldu. Bunu bu telafi eder mi etmez mi? Burasını olmaz, bilemiyoruz. Biz öğrenci sayımızı fazlalaştıracağız. 2023 hedefimiz 30 bin öğrenci. Ben bunu geçen basınla da paylaştım ama hiçbiriniz yer vermediniz.
2023 hedefi Çankırı için 30 bin öğrenci arkadaşlar. Bunu elde etmemiz lazım. Ki Çankırı merkez hareketlenmeli. Şeyi sormak istiyorum bir de ben. Bu belediye işçi çıkartılmalarla ilgili. Şimdi AK Parti'nin burada hiç suçu yok mu şu anlamda? Belediye haddinden fazla işçi alınması AK Parti döneminde oldu. Hatta 2004 yılında AK Parti belediye kazandığında 250-300 civarı bir personel çok denildiği için diğer resmi kurumlara dağıtıldı. Ama bunun ardından çok sayıda da personel alındı. Yani bu personel rejimini düzgün yönetilmemesi bugün Hakkı Esen eleştiriliyor ama bunda AK Parti'nin hiç kabahati yok mu? Örneğin Çerkeş Belediyesi %65'lerden %25'lere indirmiş personel sayısını. Ama nasıl? Sayın Hasan Sobacı göreve gelmeden önce 9 aydır işçi maaşları ödeyemiyormuş. Ama belediye başkanlığı kazanıldıktan sonra bu personel bir şekilde işte şirket lağvedilmiş, şu olmuş, bu olmuş, sayı düşürülmüş. Ve şu anda Çerkeşli Çankırı'nın en başarılı belediyelerinden biri haline geldi bu sayede. Şimdi burada belediye başkanının bu işçi sayısını düşürmesi noktasından olaya bakılamaz mı? AK Parti'nin burada suçu, günahı, vebali yok mu? Bu konu bundan önceki yerel yönetimlerin başında bulunan kardeşimizin tasarrufundaki bir konu. Yani yerel yönetimlerin başında bulunan kardeşimizle biz o zaman il başkanlığı sürecinde beraber görev yaptık. Kendisine ben bir tane şu insanı da işe alın diye terkinde bulunmadım. Kendi takdiriyle bu noktaya geldi. Ama orada bu hesabı yapacak şehir emin olarak odur. Biz belediyenin içerisini bir belediye yöneten kişi olarak bilme yetki ve kabiliyetine sahip değiliz. İstişarelerimizi yaptık. Kendisi çalışma şartları ve insanlarımıza vermiş olduğu hizmetler gereği bu kadar sayının olması gerektiğini savunup o kardeşlerimizi almış. Belki bu dönemde Hakkı Bey yelpazeyi biraz daralttığı için malum biliyorsunuz kadın eğitimi alanlarıyla ilgili, farklı alanlarla ilgili biraz daha tasarrufa yönelmiş durumda. Şu anda belki biraz fazla gibi gözüküyor. Ama buraların hepsi aktif hale geldiğinde bence bu personel yeterli olacaktır. Bunu tekrar değerlendirilmesi, düşünülmesi gerektiğini savunuyorum. İnşallah başkanımız da tekrar bunu bir gündeme alır. Ben orada da bir parantez açmak istiyorum. Şimdi tabii işçi çıkarılması tasarruf konusunda takdir belediyemiz. Biraz önce belirttiğimiz noktada biz kesinlikle bizim belediye başkan adayımız. Hani ben işte sizi çıkartmayacağım, devam edeceğim diye bir taahhütte veyahut da bir durumda bulunmadı. Yani taahhütte bulunduğu için biz burada. Sonuçta hatırlamak zorundayız bu konuyu. Biz kesinlikle biz hani yapılan yani kişilere falan bir herhangi bir usul etmemiz veyahut da bir aksi durumumuz söz konusu değil. Biz burada yine takip edeceğiz. Yani burada yarın bu işten çıkarmaları gerçekleşirse sonrasında onların yerine kendi söz verdiği veyahut da şu anda ücretsiz çalışan belediyede ki devam eden kişilerin işe alıp almayacak konusunda biz yine takip edeceğiz. Yani burada gerçekten bir tasarruf konusu söz konusu yoksa yeni alınacak kişilere istihdam veyahut da yer açma durumu söz konusu. Bunu da sizin de takip etmenizi, bizlerin de takip edeceğimizi bilmenizi istiyoruz. Evet arkadaşlar. Ulgaz Belediyesi ile alakalı sorduğum soruyu MHP İl Başkanı Hasan Çakır Bey bana kendisi bizzat anlattı. Onu söyleyeyim. Sayın Vekilim, özür dilerim arkadaşlar. Ercan kardeşimin sorduğunuz soruyu ve alacağı cevabı karşı ben de bir bağlantı yapıyorum. Yani sizleri ikaz etmeyen, uyanmayan bilginiz olsun. Sayın Vekilim, Çankırı'nın Sağlık Müdürü'nün ve Baştabibi'nin Facebook paylaşımları çok manidar. Sanki bir kurumun müdürü değil, AK Parti Sağlık Müdürlüğü temsilcisi gibi rezalet derecede paylaşımlar yapıyorlar. Yani sağlık teşkilatının ve Çankırı'mızın hastanesini bir sağlık büyük, bir sağlık ocağı durumuna düşündükleri halde devlet hastanemizi küçük düşürerek paylaşımlar yapıyorlar. Şunu soruyorum, kendi görüşlerini hakkı olmayarak açıklamalar yapıyorlar. Çankırı'nın sağlık yöneticileri ve sağlık bağındaki Çankırı bürokrat kardeşlerimizle hep beraber sağlık bağında görüşüp, görüşmelerde bulunduk. Her şey Çankırı için diyoruz, durmak yok, çalışmaya devam. Bu sizce bu baş tabip ve sağlık yöneticilerin yaptığı yalakalısınızla mı giriyor, yazıcılığa mı giriyor? Ben bu dediğiniz paylaşımlar hakkında bilgi sahibi değilim. Çıktıları var bende. Mevcut. Devlet memuru olarak kardeşlerimiz devlet memurunun çerçevesi içerisinde hareket etmeliler. Yani. Bu konuda böyle bir durum var mıdır yok mudur bilmiyorum. Bir inceleyelim. Gerekli ikazları yaparız. Öyle bir şey bizler kabul etmeyiz. Herkes ben, görevini yapar. Ben onu gördüm. Biz kendi içimizde zaten tamam. Abes karşıladık. Sıkıntı yok. Ben şikayet yani uyarı da yaptım. Tatiplendirmemiz. Evet. Yani. Tamam. Uyarı yaptım çünkü biz bunu kesin. Teşekkür ediyoruz. Ya bizim de
kesinlikle bize yakın olsun veya da şu olsun bir ilgili müdürlerden öyle bir durumumuz yok. Çünkü hani burada toplum içerisinde işte personel çalışma düzeni olsun diğerler olsun bu konularda biz yardımcı oluyor. Yoksa bize iyi hoş davransın ya bize iyi olup da vatandaşa hizmet etmiyorsa veya da işte personel mobik veya da sıkıntı oluşturuyorsa bizim o kişiyle işimiz olmaz. Yani bununla ilgili de biz evet arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Konuşuyor yani üzülüyoruz. Abi tabii biz yani. Ya biz sıkıntı doğru giriyoruz. Neyse oradayız. Biz sıkıntı giriyoruz. Yanlış mı? Doğru neyse. Yanlış anlamayın. Doğru selam vermek bir şeyimiz yok. Haklısın.